Efendim herkese iyi geceler. En sıra dışına hoş geldiniz. Tabi aynı zamanda geceniz de mübarek olsun diyelim programın hemen başında. Yine değerli konuklarım var. Gaffar Yakınca. Hoş geldiniz. Merhaba, geceniz mübarek olsun. Sizin de aynı şekilde. Hasan Öztürk hoş geldiniz. Geceniz mübarek Eyvallah. Olsun. Ben yine konuşmayacağım. Ankara stüdyomuzda Emin Pazarcı var. Emin Pazarcı hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Eyvallah. Şimdi bu akşam öfkeli başlayacağız. İster istemez programa öfkeli başlayacağız. Öfkelenmeden bana 2 dakika müsaade eder misiniz? Öfkelenmeden Gaffar Yakınca'ya 2 dakika müsaade ederim. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Ne oldu? Biraz program akışına sizden izin alayım müsaade ederseniz. Şimdi bir Edebiyat Sanat Kültür Dergisi dergah var. Evet. Bildiğiniz gibi dergah son sayısını çıkaracağını ilan etti. Hepimiz üzüldük. Çıktı son sayı. Evet, son sayı da çıktı. 332 mi? Hasan abi, 332. sayı. Dergah çok önemli bir dergiydi. O kadar önemliydi ki ben, yani dergah sağ kanadın bir yayın organıydı. Bizim bulunduğumuz cenahta değildi. Ama ben öğrenciliğimden itibaren Türkiye'den gidene kadar geçen zaman zarfında bir 90-100 sayı, her sayısını aldım, takip ettim. Böyle kaç köşte yaşayan çok insanın çok eşyası olmaz. Yani ne kadar hafif yaşarsan o kadar iyidir. Dolayısıyla her şeyi minimum vaziyete tutarsınız. Yanınıza çorabı bile sayıyla alırsınız. Bu dergah o kadar önemli bir dergiydi ki ben onun böyle sayfalarını yanımda taşıdım. Yani şöyle göstereyim. Evet. Kafa yakınca ağlayacak. Derginin ağlamamak neredeyse ağlayacağım. Çünkü hani derginin tamamını yanımızda taşımak mümkün değil ağırlık yaptığı için. Çok önemli yazıları, işte İsmet Özel, Mustafa Kutlu, Çobanoğlu, çok önemli isimler yani. Mustafa Özel, onları böyle kesip yanımızda taşıdık. Çok önemli bir dergiydi. İnşallah son sayısı olmaz, onu ümit ediyorum. Eğer son sayı olursa da her son bir başlangıçtır. Kültür hayatımızın çok önemli bir parçasıydı. Dergahın adını ben anmak istedim. Hasan abi zaten zikretmişti. Yani sosyal medyada yazdık. Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Buradan Ezel abiye selam ederiz. Mustafa Kutlu abiye selam ederiz. En son bu dergiyi çıkartan Ali Açır'a selam ederiz. İnşallah da yani son olmaz. İnşallah son olmaz, evet. Ben şimdi öyle laflar derim de demeyeyim ya. Yani inşallah son olmaz. İnşallah birileri yani böyle bir varlığın yitip gitmesine müsaade etmez. Bu çok önemli bir varlık. Ben bugün akşam itibariyle blogumda bir yazı yazdım bununla ilgili. Dergahın anlamının ne olduğu ile ilgili. Yani bu kültür organının bizim hayatımızda ne işe yaradığı. Hatta bir yazı var. Emanuel Wallerstein'in bir makalesini Mustafa Kutu tercüme etmiş. Herhalde 44. sayı. Onu da yanımda taşımışım hep yani. O da yanımda taşıdıklarından. Orada Wallerstein diyor ki kültür bir direnme silahıdır diyor. Öyle anlatıyor kültürü. Şimdi öyleyse eğer demek ki sadece ordular yetmiyor. Yani direnmek ve bağımsız olmak için kültür de lazım. Bir kadro oluşturmak için bu dergiye gerek var. Bir kültüre altyapı oluşturmak için, bir mefkure yani bir hayalin olması için böyle bir şey gerekiyor. Evet. Hep böyle oldu. Buna ihtiyacımız var. Hep böyle oldu. Yani ocaklar böyledir. Burası bir ocak yani. Evet. Buna ihtiyacımız var. Evet. Bunlara ihtiyacımız var. Aynen öyle. Bugün de yine başka dergiler de var. Pek çok kültür dergisi, bilim dergisi hayatta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle bu kağıt fiyatlarındaki oynama, Türkiye'nin yerli kağıt üretememesi, bu tip sıkıntılar var. Yani o konulara girmeyelim. Başka konularımız var ama ilgililerin gündeme almasını isteriz. Bu programda geçmişte müteaddit defalar beraberce konuştuk. Hatta Turgay Güler sizin sözünüzdü. Bizim bir Kültür Bakanlığımız yok. Kültür ve Turizm Bakanlığımız var. Yani neden Kültür Bakanlığımız yok sorusunu tekrar onu da sormuş olalım. Sormak lazım. Yani şimdi ben buradan bu konuya hassasiyet gösterse Misbah Demircan gösterir. Kültür Bakan yardımcımız. Çağrıda bulun. Serdar Çam bu konuyla ilgili bir trafik yaptı yani bir telefon görüşmesi oldu, haberim oldu. Eyvallah. Bugün Ömer abi, Ömer Lekesiz bir yazı yazdı. Orada da bahsediyor ondan da dergahla ilgili.
Yani hem Ahmet Bey'e, Misbah Demircan'a, hem Serdar Bey'e de selam ederiz. Yani kültür işleri mühim işler. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız İbn Haldun Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Yani sosyal, kültürel iktidar meselesine değinmişti. O havzayı kaybettiğimizi, yeniden elde etmemiz gerektiğini bahsetmişti. İşte bu sosyal iktidar ve kültürel iktidar dediğimiz alanlar dergilerdir, ocaklardır. Yani bu işlerdir. Ben vah ki vah diyeyim, herkes anlar. Evet. Ben vah ki vah diyeyim yani, vah ki vah. Evet, şimdi niye öfkeliyiz? Dergi önce, kapandı diye öfkeliyiz zaten. Önce şunu söyleyeyim. Üzgünüz diye. Bu akşam üzgünüz. Yine en sıra dışında tarihi programlardan birini gerçekleştireceğiz. Yer yerinden oynamazsa vah ki vah. Yer yerinden oynamazsa vah ki vah. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eş zamanlı olarak hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta hem de 165 kilometre derinlikte PKK terör örgütüne yönelik çok ciddi bir operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyon hakikaten 40 yıllık, 50 yıllık terörle mücadelemiz açısından bakıldığında çok değerli bir mücadele. Ve son dönemde gerek imkan, gerek kabiliyet açısından eriştiğimiz nokta itibariyle buna siyasi iradenin de kararlılığı eklendiğinde, buna kahraman güvenlik güçlerimizin de mücadelesi dahil olduğunda tarihimizin, yani terörle yüzleştiğimiz günden bugüne, o tarihin en can yakıcı, en kararlı, en dirayetli, en etkili terörle mücadelesini ortaya koyuyoruz. Bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz ki bu terör belasından kurtulalım. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek ve sonuna gelindi o noktada. Zırıl zırıl ağlayan PKK elebaşlarını gördük, değil mi? Hal böyleyken evlatlarımız o zorlu coğrafyada kar kış demeden şehitliği göze alıp bir mücadele ortaya koyuyor ve bu hepimizin göğsünü kabartıyor. Doğru mu? Tabii ki. Emin Pazarcı, hal böyleyken Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki bir sözüm ona bir siyasi parti Millet İttifakı'nın ortağı, bak bunu böyle net söylüyorum artık, çıktı ve bu operasyonları kınama cüretinde bulundu. Söz sizde. Evet. Şimdi tabii Turgay Güler, dünyanın neresinde böyle bir rezalet ve kepazelik olur diye soruyorum. Yani sizin ülkenizde savaş açan bir terör örgütü, sizin insanlarınızı katleden, kıran, köyleri basan, çoluk çocuk herkesi katleden ve askerinizi kurşun sıkan bir terör örgütü faaliyet halinde ve o ülkenin silahlı kuvvetleri gidiyorlar, bu terör örgütünün tepesine biniyorlar. Ama bakıyorsunuz Türkiye'deki bir siyasi parti bunu kınıyor. Sadece siyasi parti değil. Bakın, bu Kaz Dağları'nda ilgili bir platform vardı İstanbul'da, Kaz Dağları platformu. O da Twitter'da bir paylaşım yapmış. Bunun ekolojik bir felaket olduğunu söylüyor. Verelim hemen onu, bir görelim. Bu bir kepazelik. Emin Pazarcı, bir görelim hemen onu, üzerine konuşalım. Kaz Dağları İstanbul Dayanışması. Şimdi bu tür yapıların bir şey mi söyleyecektin? Söyleyeceğim tabii. Kaz Dağları İstanbul Dayanışması platformu muhtemelen İstanbul'un belediye başkanının Kaz Dağları'nı yağmalayan babasının finanse ettiği bir yer olabilir. Güre'ye gitsinler de görsünler.
İstanbul'un belediye başkanının babasının Kaz Dağları'nı nasıl talan ettiğini. Türkiye, Mahmur, Şengal ve Derike hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda yaralı ve can kaybı var. Savaşlar en büyük ekolojik yıkımları beraberinde getirir. Bak sen. Bak sen. Emin Pazarcı. Şimdi Turgay Güler, burada bir savaş yok. Bir terör, bir insanlık suçudur ve terörle mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kaldı ki bunların dediği gibi olsun. Savaş var. Savaşta düşmana yardım etmek ihanettir. Millete ihanettir. Yani savaş var diyelim. Öyle bir şey yok da burada kendilerinin hain damgası yemesine nasıl tahammül ediyorlar? Bakın biraz önce kültürden bahsettiniz. Ben o noktadan alayım. Maalesef ve maalesef uzun süreden beri Türkiye'de yönelik bir takım faaliyetler dolayısıyla bizim kafalarımız, beyinlerimiz içi iğdiş edildi. Ve dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa milyonların sokağa çıkabileceği bir kalkışma, kafa tutma, bu ülkenin askerine, milletine karşı bir hakaret karşısında bakın çok ciddi anlamda bir ses çıkmıyor. Doğru söylüyorsun Turgay Güler, yer yerinden oynaması lazım. Ama ben bugün buraya gelmeden önce bazı televizyonlara baktım. Ne tartışılıyor biliyor musunuz? Osman Kavala meselesi tartışılıyor ve orada ya acaba işte biz Avrupa'dan gelen bu baskıya izin ver, boyun eğsek mi? Ya niye bunu tartışıyoruz? Bu mesele neden böyle önemseniyor? Bırakalım yani Avrupa'yla da kötü geçinmeyelim gibi adeta mankurt bir kafayla bunu değerlendiriyorlar ve koca koca adamlar yapıyor bunu. Bakın bu bir bağımsızlık meselesidir. Bu ülke olma meselesidir. Bu haysiyet meselesidir. Ama maalesef bunu bile tartışıyoruz. Şimdi yani Avrupa bize ayar vermeye çalışıyor. Kendi ülkelerinde böyle bir şeye kabul edemeyecek olan, böyle bir şey olduğu zaman yer yerinden oynatacak Avrupa bize ayar vermeye çalışıyor. Biz de buraya teslim oluyoruz. İşte sıkıntımız burada, dediğim gibi değerlerimiz kayboldu uzun süreden beri ve iğdiş ettiler bizi. Yani pek çok fikrimizi iğdiş ettiler, hassasiyetlerimizi, neredeyse insanlığımızı ellerimizden aldılar. Şimdi bu Avrupa hukukuna baktığımız zaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne baktığımız zaman Yunanistan'da Türk olması diye bir suç var. Yani Türk küm diyemiyor insanlar ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını kabul etmiyor. Yunanistan bunların aleyhteki verilen kararların hiçbirini uygulamıyor. Orada ses yok. Bakın İsviçre'nin aldığı bir karar var. Pek çok ülkede de ifade özgürlüğünü engelleyen bir karar var. Avrupa'nın pek çok yerinde Ermeni soykırımı yoktur diyemezsiniz. Suç. Şimdi insanların düşünmesinin önüne engel koyuyorlar. Bakın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında harika bir soru vardı. Yani bir yarışma programında şöyle bir soru soruldu. 1980 yılına kadar hangi ülkede aileleri ayyaş olan, problemli olan çocuklar bazıları köle pazarında satılarak, bazıları da devlet tarafından bizzat görevlendirilerek çiftliklerde çalıştırılmıştır diye. Herkes gitti doğudaki ülkelere baktı. Ne çıktı biliyor musunuz? İsviçre. İsviçre çıktı. Yani şimdi bunlar bize ayar veremezler. Bunlar bize yol gösteremezler. Hukuksa biz kendi hukukumuzu uygularız. Bakın ülkemizde hep beraber de tartışabiliriz. Hukuki kararları yerden yere vurabiliriz ama emperyalist bir ülke, biz onların kölesi miyiz? Biz onların taşeronu muyuz? Biz onların kuyruğu muyuz? Bize ayar veremezler ama maalesef biz bunları yapıyoruz. Ve tabii şimdi konuya geldiğimiz zaman HDP diye bir siyasi yapı var. Orada da şunu tartışıyoruz. Ya bu kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı? Kapatırsak ne olur? Kapatmazsak ne olur? Kapatırsak yenisi kurulur gibi garip bir takım Yusuf Alabar'da düşüncelerin içindeyiz. Emin Pazarcı, Yusuf abi o andı Yusuf bizi. Yusuf Alabar'da dedin, evet. O andı bizi. Ben de Yusuf Alabar'da orada mı diye baktım. Emin Pazarcı, Almanya'nın medya düzenleyici kurumları Rus devlet yayıncısı RT'nin Almanca yayın yapan televizyon kanalının yayınını yasakladı. Sesim kimse gitti. Tartışmıyor. Yasaklar. Yasaklar. Kimse tartışmıyor. Yani yasaklar. Yapıyorlar milli güvenlik bunlar. Açısından. Bunlar yapıyorlar. Bunlar her şeyi yapıyorlar. Değerlendirmiş, yasaklamış. Ama kimse ama bizde, Avrupa... Bizde şunu... Buyur.
biz de şunu tartışmıyoruz. Bakın, Türkiye'de sansür var. Açık ve net. Bu Avrupa'nın uyguladığı, küresel bir takım güçlerin uyguladığı bir sansür var. Twitter denilen mecrada yine bugün, dün pek çok kişi paylaştı. Turgay Güler, Yusuf Alabarda adı geçti. Emin Pazarcı ve başka bir takım isimlerin yaptıkları paylaşımlar, televizyon programları bittikten sonra önlerine düşüyor. Bizi takipten düşüyorlar. Çok ciddi bir tepki var. Ama biz bunları sansür var dediğimiz zaman onu da yaparız diyorlar. Evet. Yani orada da bir problem görmüyorlar. Ama biz hakkımızı, hukukumuzu, haysiyetimizi koruma noktasına geldiğimiz zaman siz yapamazsınız diyorlar. Problem bu. Yani bunu tartışmak lazım. Türkiye'nin eksikleri, Avrupa'nın eksikleri var, bizim de eksiklerimiz var. Bunları tartışabiliriz. Yani konuya döndüğümüz zaman bir siyasi parti kapatılmamalı mı, kapatılmamalı mı? Ya bu terör örgütüne destek veren bir örgüt. Yani terör bir insanlık suçu. Siz insanlıktan çıktınız mı ki bunun kapatılıp kapatılmamasını tartışıyorsunuz? Ayrıca Türkiye bir hukuk devleti. Lafa geldiği zaman adalet diyorsunuz, hak diyorsunuz, hukuk diyorsunuz. Ama hukuk devletinde hukuk nasıl ayaklar altına alınır? Hukuk zaman zaman nasıl bir takım böyle garip düşüncelere feda edilir? Hukuk nasıl idam edilir gibi, hukuk nasıl iyiliş edilir gibi bir tartışmanın içindeyiz. Yani utanmasalar ya şimdilik de bunu kaldıralım diyecekler. Yarın öbürsü günde anayasanın bazı maddelerini rafa kaldırmaktan bahsedecekler. Değiştirilemez olan ilk dört maddesini tartışacaklar. Yani burada bu kültür meselesinde Gaffar Yakınca'nın açtığı bu meseleden yola çıkmak lazım. Bakın uzun süreden beri bizi alıştırdılar buna. Yani bu kurbağa meselesine benziyor. Kurbağayı bir suya koyup hafif hafif kaynatırsanız o orada vücut alışır. Zaman içinde o kaynamanın içinde kurbağa haşlanır gider. Ama aynı kurbağayı bir kızgın suyun içine atmaya kalkarsanız birkaç yeri yanar ama kendisini oradan dışarıya atar. Maalesef biz yıllar boyunca kaynatıldık. Yıllar boyunca alıştırıldık. Bir takım çevrelerine artık mankurt gibi oldular, biraz önce belirttiniz. O noktaya geldik, biz hala da insanlık suçlularına hak izafe etmeye çalışıyoruz. Onları, hakkını, hukukunu koruyoruz ama bu mazlum milletin hakkını, hukukunu koruyan, benim askerimin, benim polisimin hakkını, hukukunu koruyan yok. Yani biz biraz şaşkınız, hani sarhoş gibi bir halde yalpalayıp duruyoruz. Bence program doğru bir program, programda ele alınan konu doğru bir konu ve Turgay Güler dediğin son derece haklı. Yer yerinden oynaması lazım ama oynamıyor. Burada bir sorun var, burada bir sıkıntı var ama maalesef içeride de adamları var. Hem terör örgütü yandaşlarının hem de bu terör örgütünü kullanan, taşeron olarak kullanan, bunu paspas gibi çiğneyen, zaman zaman işte bunun sırtını sıvazlayan, zaman zaman bir köşeye atan emperyalist güçlerin maalesef burada uzantıları var. Biz de burada bıkmadan, usanmadan bunları anlatacağız. Şimdi bunları söyleyelim. Daha sonra bazı densizlikler var. Ben mesela HDP'nin genel başkanının yaptığı bir açıklamayı hayretle gördüm. Tamam, onları, belki ondan da biraz sonra onları değerlendiririz. Onları değerlendirelim. Diğer evet. Konukların da fikrini konu alayım. Konu bu yani. Eyvallah. Durum bu. Gaffar Yakınca ne diyoruz? Şimdi yani Emin Bey genel bir çerçeve çizdi. Eğer görüntü varsa elimizde HDP'nin yaptığı açıklamayı da şimdi verebiliriz. Çünkü HDP bu Ömer operasyonlar başladığında yani şöyle enteresan bir durum var. Yani Twitter'dan bulunabilir o. Yok var. Şey olarak var. Geldiğinde koyalım onu. Acelesi yok. Geldiğinde koyalım. Var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şunu söylüyorsun. Evet onu söylüyorum. Şimdi şurası çok enteresan. Okuyayım mı? Lütfen. Yani önemli bulduğunuz yerlere şey yapın. Tweet atmışlar zaten. Şubat akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları eş zamanlı olarak Irak Kürdistan bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e bağlı tabii burada yazım şekline dikkat ediyorsunuzdur. Mahmur kampı, Şengal bölgesinin ve Kuzey ve Doğu Suriye'de bulunan Derik bölgesini ağır bombardıman altında tutmuştur. Yüz binlerce sivilin yaşadığı yerleşim bölgelerinin bombalanmasının terör adı altında meşrulaştırmaya çalışan AKP iktidarı bu saldırılara açıkça Kürtleri hedef almaktadır. Şimdi burada önemli bir nokta var. Yani burada bir hani politik çekişmenin olduğu noktayı bir defa dikkat edelim yani. AKP'nin ve IŞİD'le işbirliği içerisinde ifadesi var. Çünkü AKP ve IŞİD birlikte yapıyormuş. HSK'deki IŞİD saldırılarının hemen ardından diyor ya. Tabii orada diyor. Ondan sonra. Ezidiler
zaten, diyor. Zaten hikayemiz yani o. Şimdi IŞİD'le Türk Silahlı Kuvvetleri bu saldırı yapıyor. Ortakla şey yapmışlar. Yani. Bu dışarıya... Tabii tabii, bu Avrupa'daki tez de bu. Şimdi şöyle, Birleşmiş Milletler kontrolünde diyor ya, bahsedilen şey şu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği var. O kampta mülteci statüsünde bulunan insanlar da bulunduğu için orası aynı zamanda bu komiserliğin denetiminde. Ama şurası önemli. Yani bizi izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu noktayı kaçırmasınlar. Adı geçen kamp PKK tarafından yönetilen bir küçük devlettir. PKK yönetmektedir. Kampta kuluçka makinesi. Kampta ya. Evet, kampta aileler ve çocuklar istismar edilmekte. Yani orada yaşayan bir mülteci statüsünde güya yaşayan bir çocuğun terörist olmaktan başka bir şansı yok. Orası Hasan Bey'in söylediği gibi tam tabirle terörizmin kuluçka yuvasıdır. Orada çocuklar yetiştirilir. Şunun için işte okul mokul yok yani. Öyle bir hani mülteci kampı dediğiniz yerde belirli asgari şey, okul olur, spor tesisi, en azından çocukların kurtulması için bir şeyler yapılır. Orada böyle şeyler yok. Orası bildiğiniz savaşçı yani terörist yetiştirme bölgesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde oraya müdahale etme hakkı vardır ki kaldı ki sivillerin yerleşim yerlerine, sivillerin bulunduğu yerleri de herhangi bir saldırı düzenlemiyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani artık gelişmiş silah teknolojileri var. Gecenin karanlığında toplu iğneyi vurabiliyor bizim silahlarımız. Bunu yapıyor yani. Zaten velev ki bir sivilin başına bir şey gelmiş olsaydı şu anda bütün İsveç gazeteleri, Fransız gazeteleri, Danimarka gazeteleri, Almanya gazeteleri, televizyonları çarşaf çarşaf o haberleri veriyor olurdu. Dikkat ederseniz yok. Yani bir sivilin burnu kanasa bu olurdu. Onun için burada çok meşru bir terörle mücadele hadisesi var. Dikkat çektiğimiz nokta ise şurası yani. Bu programı öyle açtınız ve çok önemli bence. Yahu biz teröriste vuruyoruz. Yani Kandil'i vuruyoruz. Ses Ankara'dan geliyor. Daha CHP var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geliyor. Yani şu HDP. Ne diyelim artık? Yani bizi şu noktaya getirdiler ya. Bakın HDP kapatılsın demekten artık öyle bir noktaya geldik ki. Ben yarın yazı yazacağım. Şöyle yazacağım bundan sonra yazılarımda. Anayasa Mahkemesi kapatılsın diye yazacağım. Artık bir karara bağlayın ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Yani bütün millet ayağa kalkmış. Türkiye bir ölüm kalım savaşının ortasında. Ve terörle mücadelede artık son noktaya gelmişiz. Bir şey söyleyeyim. Şurayı yalnız atlamamamız lazım. Şimdi mesela Sayın İçişleri Bakanı söylüyor. Diyor ki yurt içinde şu kadar terörist kalıyor. Sayı sayı böyle artık. Yani o kelle sayısını söylüyoruz. Fakat o terör bitti anlamına gelmiyor. Yani biz bunun kökünü kazıyana kadar, kurutana kadar tabii o bir anda büyüyor. Şey gibi düşünün yani bir virüsün çoğalması gibi düşünün. Hani terörle mücadele ciddi bir iş ve devlet bütün imkanlarıyla bunun üzerinde. Hala da çok ciddi bir şekilde bununla uğraşıyor. Diğer yandan orada verilen mesajlar şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sivillere saldırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti IŞİD'le ortak iş yapmaktadır. Yani bu o kadar insafsızca tezler ki bunlar. Ekolojiyi bozuyor. Yani ya artık o zibidilere gelmiyorum. Onlar benim uzmanlık alanım. Yani vakit kalırsa anlatırım. Bunlar terörün çevre örgütleridir. Şimdi bir defa zaten önce şu soruyu soralım. Hasan Bey çok güzel yerden girdi. Kaz Dağları'yla ilgili işin konunun İstanbul'da ne ilgisi var? İstanbul'da savunacak bir şey bulamadınız mı ya? Bir kuş, börtü, böcek, hayvan, kaplumbağa, tavşan İstanbul'da bir şey bulamadınız mı? Kaz Dağları'nı İstanbul'dan savunuyorsunuz. Kaz Dağları'ndaki vatandaş ne yapıyor bu arada acaba? Bir o soruyu soralım. İkincisi, Baybaşkan'ın babası Hasan İmamoğlu. Yani tescillenmiş haber olduğu için ben bunu açıkça söyleyebilirim. Hasan İmamoğlu 2016 senesinde Güre bir beldesi, Edremit'e bağlı bir belde, sahil beldesi, Kaz Dağları'na yamaçtır böyle. Güre'de 11.925 metrekare zeytin ağaçlarıyla kaplı olan arazisi. 2016'da zeytin ağaçları, uydu fotoğrafı var. 2019'da 10 tane villa. Hop, yerden mantıklı. Tam nerede işler. Onu da söyleyeyim. Tam Kaz Dağları Milli Parkı'na sınır. Tabii Milli Park, belki de bir zaman Milli Park'a aitti, bilmiyoruz yani. Evet. Oraları da kazıyamıyoruz. Evet. Yani o Edremit Belediyesi, o tip belediyeler, CHP'nin böyle hani af buyurun ceketimi assam seçilir dediği türde belediyeler olduğu için çok fazla bilgi de alamıyoruz. Son bilgi de söyleyeyim, katkı olsun. Çok özür, buraya tam da söyleyeyim. O kapattığı araziler, zeytinliklerin, biliyorsunuz zeytinlik kültüründe birbirinin arazisine geçersin. Yani yolları yoktur. Yani ben senin arazinden geçerim, sen benimkinden geçersin. Gider zeytin ağaçta toplarsın, yani. Yol verir. Şimdi o yolları kapatıyor. Burası özel mülktür diye. Tabii. Şimdi bir dakika.
Bu tür yapılaşmalar bu ülkede zaman zaman görüldü. Bir tek Kaz Dağları'nda değil. Uzungöl'de de görüldü. Şeyde Hemşin'de, Ayder Yaylası'nda da görüldü. Bütün Ege'yi dolaştı, betona da çevirdiler. Peki Akdeniz'i. Ne yapıldı? Şimdi Ayder Yaylası, Uzungöl, bu çok spesifik yani bu alanlar. Kaz Dağları çok spesifik bunlar. Şimdi Ayder'de bir düzenleme yaptınız. Değil mi? Yani yapıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi memleketi. Tepki bile gördü ama ona rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı, onun da takibiyle yıkıldı bir sürü binayı. Orada yıkıldı. Bir sürü binayı. Ayder'de hakeza, orada da aynı şekilde Ayder Yaylası'nda da. Peki Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun yaptığı, oraya hançer gibi saplanan, hemen senin tarif ettiğin Milli Park'ın dibindeki bu yer niye yıkılmıyor? Şöyle yapılıyor yani, bu işleri yapanlar kanundaki boşluğu, yönetmeliği, orayı burayı öyle zorlayarak işler yapıyorlar ki. Ya bunu da yani şapkayı önüne koysun herkes yani. Sen zeytinliklerde 1000 metrekareye %5 imar verirsen, 5 metrekareye imar verirsen, o zeytin 250 yıllık, 300 yıllık, 400 yıllık, bak 400 yıllık zeytin ağaçlarından bahsediyorum ha. Yani o ağaçları kesersin, oraya da 50 metre binayı kondurursun. Bir, mevzuat açısından. İki, daha azını söyleyeyim. Bu işleri öyle bir tezgahla yapıyorlar ki, yani Gürsel Bey duyuyordur bunu muhtemelen. Gürsel Tekin pazarlıyor bazen. Biliyor musunuz? Yani gidip yeşil alanına imar açıyorlar. İmara villa ve işte efendim kooperatifle başlıyorlar. Onları da Avrupa'daki gurbetçilerimize satıyorlar. Kafa Rekince bize anlatır mısın? Şimdi yani. Çıktı bak. Ya. Şimdi işte o bahsi geçen yer burası. Önce nasıldı, sonra nasıl oldu? Şimdi bu 2016 tarihli fotoğraf. Yani şu kırmızı çizginin üstü 2016, altı 2019. İkisi de uydu fotoğrafı. Öyle baksın izleyenler. Şimdi 2016'da bak şu bölge. Yani şurada bir site var. Bunun üstünde kalan bölge, burası zeytin ağaçlarıyla kaplı. Zeytinlik vasfı olabilirdi, olmayabilirdi. Fakat ağaçların olduğunu biliyoruz. Fakat demin Hasan Bey'in söylediği nokta. Yani burada her türlü iş kılıfına uyduruluyor. Aradan 3 yıl geçmiş. Aynı yere bakın. Yukarıdan sayabiliyorsunuz 10 tane villa var. Burası Ekrem Bey'in babası adına kayıtlı. Ekrem Bey'in babası ortaktır bu arada. Yani iki müteahhit baba oğul bahsettiğimiz kişiler. Yani Ekrem Bey'in işte ortağı diyelim. Hem babası hem ortağı. Onların şirketine ait bir yer. Şurada fotoğrafı. Lüks villalar. Ortasına havuzunu da yapmış. Şimdi şurada başlayan yer hemen sol taraf. Sol taraf yani şurası. Burası Milli Park. Tabii tabii. Kaz Dağları Milli Parkı denen yer burası bakın. Yani sınır burası. Kaz Dağları Milli Parkı'na uzaklığını söylüyorum Ekrem Bey'in betonlarının. 0 metre. 0. Yani Kaz Dağları Milli Parkı'na 0. Yarın öbür gün şuradan 3-5 parça daha koparırsa, hedeflediği kariyer hedefleri var ya şu anda elçilerle görüşüyor. Belki de buralardan bir şey taahhüt ediyor, bilmiyoruz yani. Açıklamıyor çünkü. Bir fikrimiz yok yani. Ne verdin, ne aldın soruyoruz. Belki de diyor ki Johnny'ye, ya Johnny diyor burada oksijen bol, sana şuradan bir yer veririm diyor. Ama o Kaz Dağları savunması bunu görmüyor. Bakın. Hayır, hayatta görmüyor. Bunlar hatta manşet oldu. Hatta daha şeyini söyleyeyim. Bunlar manşet oldu, bunu görmüyor. O Kaz Dağları'yla ilgili çok duyarlı olduklarını söyleyenler oraları yağmaladılar. Kendileri yağmaladılar. Tabii işte onu hep söylüyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Bu alan, yani Ege sahilini düşünün. Küçükkuyu'dan başlıyor Çanakkale'den. Ta Dalaman'a kadar beton bir duvar. Evet. Beton duvar, beton. Yani bizim Ege kıyılarımız betondan bir duvara dönüşmüş durumda. AK Parti Belediyesi var orada ya. İnsaf edin Allah aşkına yani. Yeri geldi mi böyle kasım kasım kasılıyorsunuz. Bu sahillerin tamamı CHP falan diyorsunuz. Ya gerçekten parti ayrımı falan da yapmıyorum yani. Ben bir partim yok, bir şeyim yok benim. Ben gazeteciyim. Şöyle ya, çevre ama duyarlı yani, olduğunu söyleyenlerin çevre duyarlı olsun yeter. Başka bir bu şey kadar yani. Kim yaparsa yapsın da karşısındayız bunun. Ama bu şu hale bakın. Ya o Kaz Dağları savunmasının gerçekte ne işe yaradığını işte şimdi görüyoruz. Çıktınız öbür tarafta, yani Kaz Dağları olmayan bir bölge var. Balıkesir tarafında bir de. Orada maden vardı biliyorsunuz. Maden hadisesi vardı.
Bütün yazlıklardan vatandaşları topladılar, sözcü okurlarını otobüse bindirdiler, oraya götürdüler. Maden engel. Ne oldu o konu? Peki, bir soralım yani. Ne iş, İstanbul'da ne yapıyorsunuz şu anda? Gidin bu, o madenle ilgili. Peki bu ateşin çocuklarına niye hiçbir tepkiler olmadı bu arkadaşlar? Ha bravo işte. 10 numaralık soru. Turgay Güler. 10 numaralık biliyorsun, soru. Biliyorsun PKK'nın gazete manşet atmıştı. 10 numaralık soru. Tabii. Ya, yakacağız ormanları, diye. Ormanları yaktılar. Sıra orada diye. PKK ya. Ormanları tabii. Yaktı. Devleti dövdüler, hükümeti dövdüler. Bizim helikopter tepesinde uçarken altından video çekti. Burada yok, hiçbir helikopter, hiçbir söndürme faaliyeti yok dendi. 8 hayır. Günde bilmem onlarca ayrı noktada gerçekleşen orman yangınını söndürmeyi başarmışsın. Her bir yere ateşe vermişler ama çıktılar başka başka gündemler oluşturdular. Ya bu terörün, terörizmin tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada istismar ettiği kavramlar İnsanların en hassas olduğu kavramlardır. İnsan hakları, ifade hürriyeti, çevre, basın özgürlüğü, çevre, efendim çocukların namusu, istikbali vesairesi. Bakın bunlar terör, bunları istismar etmeye bayılır. Neden? Çünkü terör zaten adı üstünde, kelime anlamı bir terör, korku oluşturmaktır. Toplumda infial oluşturmak istiyorsanız en kolay yolu toplumun en hassas olduğu yerlere dokunmak. Şimdi yani Kaz Dağları'nın betona bürünmesi, Kaz Dağları gibi Türkiye'nin akciğeri denen bir yerde ağaçların kesilmesi, kim tepkisiz kalabilir buna? Yani herkes tepki verir. Siyasi görüşten bağımsız bir şey bu. Tabii, onun için aynen. Terör burayı seçiyor. Onun için en hassas olan yeri seçiyor. Onun için mesela bakıyorsunuz gerçekte aslı astarı olmayan mesela bir çocuk istismarıyla ilgili haber yayınlanıyor internette. Ya bir kazıyorsunuz, bakıyorsunuz ki o haberin aslı yok aslında. Yani arkasında hiçbir şey çıkmıyor. Kimin yaydığını da bulamıyorsunuz. Ha, ama bu arada toplumda bir infial oluşuyor. Yani devleti itibarsızlaştırmak, devlet otoritesini itibarsızlaştırmak, ülkeye güveni sarsmak, bunların hepsi terörün işine yarıyor. Ve Ankara'da, İstanbul'dan, Ankara'dan destek buluyor. Sizin demin okuduğunuz şey, işte o PKK, HDP, PKK'nın kolu HDP. Ömer, şimdi konuşmaya devam edeceğiz. 3 numaralı görseli verir misin? Bir de bakarken Ömer şeyi söyleyeyim. Yani Emin Bey çok önemli bir konuyu söyledi. Şu geldi, bundan devam edelim. Şimdi yüreğim sızlıyor. Bu şehidimiz. Mekanı cennet olsun. Cennettir de zaten. Şimdi yüreğimiz sızlıyor. Hepimizin yüreği sızlıyor. Yüreğimiz sızlıyor. Aykut Erdoğdu, CHP'li. Kemal Kılıçdaroğlu'nun prenslerinden biridir. Şu var ya, şu tweet teröre destek anlamı taşır. Açık destek anlamı taşır. Şimdi çok basit. PKK terör örgütünün sebep olduğu bir olay var burada, değil mi? Terör örgütünün sebep tabii olduğu bir şehidimiz var. PKK yüzünden şehit olmuş bir evladımız var. PKK yüzünden değil, PKK tarafından şehit edilmiş. PKK tarafından şehit edilmiş bir evladımız var. Daha açık bir. PKK terör örgütü tarafından şehit edilmiş bir evladımız var. PKK terör örgütünün şehit ettiği bu evladımıza hepimizin yüreği yanıyor. Ama Aykut Erdoğdu'nun yüreği yanıyor mu bilmiyorum. Ama yüreğim yanıyor diyor. Yüreğim sızlıyor diyor. Peki yüreği sızlayan kişinin ikinci cümlesi o PKK terör örgütünü lanetlemek olmaz mı? O PKK terör örgütünü kınamak olmaz mı? O terör örgütüne iki çift laf söylemek olmaz mı? Ama ne yapıyor? Diyor ki barışamadık, yaşatamadık. Yani PKK terör örgütüyle barışsaydık bu evladımız yaşayacaktı diyor. Bu dil. Yuh! Bu dil HDP yönetiminde olanlarda bile yok. Yani HDP'nin üst düzey yöneticilerinde bile yok. Nerede Meral Akşener? Yani bak. Aynı şey AK Parti için de geçerli. Ya, nerede? Pardon. Nerede ya? Bakın, HDP'nin eş başkanı, Mithat Sancar ne diyor biliyor musunuz? Yaptığı açıklamada, evet yok Hasan Öztürk haklı, diyor ki HDP milletvekili olsun olmasın, herhangi bir mensubunun silahlı aynı karede yer almasını doğru bulmaz, kabul etmez. Şiddet, silah ve bütün demokrasi dışı yöntemler HDP'ye yabancıdır, HDP buna kapalıdır. Silahlı fotoğrafı kabul etmeyiz. Yani bir karartma yapıyor. O cesareti gösteremiyor.
Yani bu silahlı elemanlarla biz birlikteyiz deme cesaretini gösteremiyor. Karartma yapıyor, yalan söylüyor. Fakat Aykut Ördoğdu başka bir şey yapıyor orada. Bunlara teslim olmaktan bahsediyor. Tezkereye hayır dedi. Yani barışmalıydık, bunlara teslim olmalıydık. Bunların taleplerini yerine getirmeliydik. E o zaman bu da yaşardı. Ya meclis başkanı, hani Atatürk'ün partisiniz siz? Ne iş yapar Mustafa Allah Kemal. Bak Emin Pazarcı. Yani Mustafa bak, Kemal. Bak Emin Pazarcı. Bu iş basit bir şey değil. Meclis başkanlığı ne yapar? Tabii ki değil. Bu bir yani terör örgütüyle, teröristle yan yana durup nişanlısı olan neydi o? Ne güzeldi? Güzel. Semra Güzel. Semra Güzel. Semra Güzel'in güzel. Yaptığı fiil bir suçtur. O suç doz olarak bir dersek Aykut Erdoğdu'nun yaptığı 10'dur 10. Niye? Niye? Barışamadık, yaşatamadık. Ne demek yahu? PKK'yı kınamamak ne demek yahu? Birinci cümle aldatma cümlesi. Asıl mesajı 2 ve 3'te. Birinci cümle hepimizi aldatma cümlesi. Yüreğimiz sızlıyor. Barışamadık, yaşatamadık. Kiminle? PKK terör örgütüyle mi? Neyin barışı? Neyin yaşatması? Evet. Bu bir suç değilse. Hani Mertçe bütün meclis başkanlığı bunu Mertçe kınamayacaksa. Ortaya koyabilse. Meclis başkanlığı bunu kınamayacaksa. Sözüm ona milliyetçi İyi Parti çıkıp bunu kınamayacaksa. AK Parti'den kınama geldi mi? Yok. AK Parti. AK Parti kınamayacaksa. Turgay Güler. Bu nasıl? Ya bunu bana birisi izah etsin Allah aşkına ya. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da bir cümleyle belki şunu eklemek lazım. Bakın Mertçe çıksa dese ki biz PKK ile yan yanayız. Biz PKK ile barışmak istiyoruz. Biz PKK ile Türkiye için bir tehdit görmüyoruz. Bu teröre de karşı değiliz dese eyvallah anlayacağım. Ama bunu Atatürk istismarı üzerinden yapıyorlar. Ve Atatürk, Mustafa Kemal bu bölücülere, bu ülkeyi işgal etmek isteyenlere karşı direnen bizim Mehmetçiğimizi, askerimizi veya da o dönemdeki Kuvayi Milliyecileri, Anadolu insanlarını nasıl yönlendirdi? Ben size ölmeye emrediyorum dedi. Yani bu ülke için ölmeye emrediyorum dedi. Şimdi bu kadar Atatürk istismarı olur mu? Bu kadar her şey çarpıtılır mı? Doğru söylüyorsun. Herkesin ayağa kalkması lazım. Meclisin ayağa kalkması lazım. AK Parti'nin, MHP'nin özellikle ayağa kalkması lazım. Meral Akşener'in tepinmesi lazım. Ama yok. Yok. Maalesef doğru, haklısın. Ya bu vallahi bunun izahı yok ya. Ha şu kepazeliğe bakar mısın? Terörle mücadelenize karşıyım diyor. Karşıyım diyor. Bu ama şöyle öbürü... bir şeyi de düşünüyor muyuz? Şimdi bu mesela bir can üzerinde, yani şehidimiz var. O şehit üzerinden mesaj gönderme ihtiyacından kaynaklanıyor. Yani vahim olan tarafı daha da vahim olan tarafı. Evet. Mesela başka bir şey olsa, atmosfer olsa, dese ki ben inan bunu bu kadar, yani ya, şu ankini yadırgıyoruz ya çok. Mesela hiç bağlamı başka bir şey olsa, dese ki ya evet bu memleketin çocuklarını devşiriyorlar, götürüyorlar, dağa PKK'lı yapıyorlar. Onlar dağda ölüyor. Bizim Mehmetçimiz de burada. Onlarla birbirlerine kırdırıyorlar bu memleketin çocuklarını. Bu işi çözmek için barışmamız lazım dese başka bir bağlamda. Diyeceksin ki tamam ya, bir sağduyu sesi olabilir mi? Buradan bir yol alın. Ama şimdi bak, bir çocuk, bir tane, yani bir tane Mehmetçimiz, askerimiz şehit oluyor ve hani orada dedik ya, PKK tarafından şehit ediliyor ve sen buradan ne terör diyebiliyorsun, ne işte efendim PKK'ya bir laf söyleyebiliyorsun. Sadece barışamadık, yaşatamadık. Şimdi bu böyle bir anda bunu yapmanın alemi yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen daha çok katılacaksın buna. Şimdi gelmeyin dendiği halde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehidimizin cenaze törenine katılması gibi bir şey oluyor. Yani bu seni kışkırtma. Bak şimdi sen kışkırt. Sen nasıl öfkelendin değil mi? Bu biraz da hepimizi kışkırtmak için, öfkelendirmek için yapılmış bir şey de olabilir Turgay. Var. Ben buraya işaret ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bunun altına utanmazca şunu yapıyorlar. Şimdi buraya dikkat. Bu ülkede çözüm sürecinde şunlar oldu, bunlar oldu. Kimse terbiyesizlik yapmaz. Kimse adilik yapmaz. İzah edilmiş bir meseleyi temcit pilavı gibi döndürüp döndürüp getiriyorlar.
1983 müydü CHP'nin Kürt raporu? Evet. Orada ne yazıyorsa CHP'nin kendi yazdığı, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na bir programda sorulduğunda ilk 2-3 maddesini bile söyleyemediği, o Kürt raporunda ne yazıyorsa, o günün şartlarında az önce Hasan Öztürk'ün parantez açıp 93 bak, özür dilerim 93. 93. 93. 93. Hasan Öztürk 93. 93. Yani 93'te Kürt raporu yazıldığında AK Parti diye bir parti yoktu. Tabii canım. Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. Yok değildi. Değildi bile. Ha, tabii canım. 94 değil mi? Tabii. Şimdi Tayyip Erdoğan belediye başkanı bile değildi. O yıllarda Kürt sorunu dendi. CHP dedi. Kürt sorunu var dedi. Sözüm ona aydınlar dedi. Akademisyenler dedi. Sanatçılar dedi. Sivil toplum kuruluşları dedi. Bu kan durdurulmalı dedi. Liberaller dedi. Herkes dedi. Biz de dedik. Biz yani ben dedik. Kendi adıma söylüyorum. Hepimiz dedik. Gaffar Yakınca da dedi. Herkes dedi. Niye dedi? Çünkü PKK dediğiniz o terör örgütü, o alçak terör örgütü kendi tabanına, bölge insanına biz terörist değiliz, sizin hakkınızı savunuyoruz yalanını uydurdu. Kimliğiniz asimile ediliyor. İnkar politikaları var dendi. Biz elimize silah aldıysak Kürt kimliğinin inkar edilmemesi için, asimilasyon olmaması için, cezaevinde bir annenin evladıyla konuşabilmesi için diye söze başladılar. Olağanüstü hal kalksın diye söze başladılar. Bunlar için olduğunu söylüyorlardı. Ve bir sosyoloji oluşturdular bölgede. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK kendi söylemleri üzerinden, o algı üzerinden bölgede bir sosyoloji oluşturdu ve bu sosyolojiyi de getirdiler, Tayyip Erdoğan'ı kucağına bıraktılar. Dediler ki bu ülkede böyle bir sorun var. Bu sorunu çözsen sen çözersin. Elini taşın altına koy dediler. Tayyip Erdoğan sonra da tuzak kurup sabote etti. Tabii. Tayyip Erdoğan'a bir tuzak kurdular. Tayyip Erdoğan doğrusunu yaptı. PKK'ya döndü, dedi ki silahını bırak. Gel. Bu sorun ne? Kürtçe isim. Tamam, Kürtçe isim koy. Ne? Kürtçe türkü söyleyeceğim. Söyle. Klip çekeceğim. Çek. Kurs açacağım. Aç. Gazete çıkaracağım. Çıkar. Televizyon kuracağım. Aha ben kurayım. TRT kur. Sen de kur. Sen de kur. Onlar da kurdular. Bunlar dediler ki tamam. Ya olağanüstü hali kaldırsan bize yeter. Demediler mi bunu? HDP bizzat dedi ki olağanüstü hali kaldırsan bize yeter. Hepsi ve daha fazlası yapıldı. Ama o esnada PKK dediğiniz o terör örgütü FETÖ ile kol kola girdi ve o süreci Türkiye'nin içine silah yığınağı yapma sürecine dönüştürdüler. Ya. Nerede gördük? Hendek'te gördük biz o silahları. O süreçte, o çatışmalarda gördük o silahları. Çözüm sürecini bozdular, bitirdiler. Tüm bunlar olurken CHP, yok PKK ile barış olmaz, PKK ile masaya oturulmaz, PKK ile şu olmaz, PKK ile bu olmaz dedi, yırtındı, ortalığı ayağa kaldırdılar, yıktılar. Tayyip Erdoğan her şeye rağmen siyasi bir risk alarak, zaten onu da söyledi canım, siyasi bir risk alarak her şeye rağmen bütün şımarıklıklarına, bütün edepsizliklerine, bütün rezilliklerine süreci bozan ben olmayayım, devlet olmasın diye göz yumdu. Şimdi bu göz yumdudan kasıt şu değil. Ön açma falan değil. Ha burada tahammül bugün eleştirdikleri etti. Görüntü. Tahammül etti diyelim. Tahammül etti. Doğru ifade. Tahammül etti. Düzeltiyorum. Tahammül etti. Ha burada işte ha burada bir şey konuşuyorsunuz. Ha burada ne oldu? Ha burada HDP'liler vardı. Ne rezillik varsa orada ortaya çıkan ne rezillik varsa HDP'liler çıkardı. HDP'liler, sen bugün kol kola girdin. FETÖ'cüler var değil mi? HDP'liler. Bir dakika şimdi bir daha şu anda CHP'de olanlar da vardı. Evet. Şu anda köşe başlarını tutmuş sanatçı sepetçi takımı da vardı. Evet. Hepsi oradaydı. CHP'de milletvekili yapanlar orada. Sen niye ihaleyi Tayyip Erdoğan'a çıkarıyorsun? Tayyip Erdoğan mı oradaydı? Ona rağmen tahammül etti. Ama sonra Dolmabahçe'de bugün başka siyasi partide olanlar var. Dolmabahçe'de işin şekli artık başka bir noktaya gelince ve o arada Urfa'da
İki polisimiz şehit edildi evde uyurken. Başka olaylar yaşandı. Tayyip Erdoğan gördü. Yahu bunların bugün iş tuttuğu, kol kola girdiği Hasan Cemal değil miydi PKK'ya sakın silah bırakma diyen? Bir başkası değil miydi niye silah bırakacaksın diyen? Ya Bese Hozat Ayşenur Aslan değil miydi PKK'nın silahını HDP'nin arkasındaki silahlı gücü savunan? Bak ben sana iki şey küçücük bitireyim. Şey söyleyeyim. Hayır, bitireyim. Beklemek edeceğiz. Yok yok, çok güzel bir bağlamdan devam edebilirsin diye sana sufle vereyim dedim ama istedim bitir. Reklamın dönüşü bitireyim, dönüşte unutma ama notunu al. Yok, şimdi aklımda. Bunlar olmuş, bugün utanmaz bir şekilde kalkıyorlar. Çözüm süreci. Çözüm süreci olmasa idi, o hendek PKK'nın tertiplediği hendek terörünün başında bölge insanı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırırken görecektik. Ama o insanlar saldırmadı. Çünkü PKK'nın rezilliğini gördüler. Şimdi dönelim buna. Ver Aykut Erdoğdu'yu, bir cümle söyleyeyim, reklama gidiyoruz. Barışamadık diyor ya. Barışamadık diyor. Reklamdan sonra da buna devam edelim. Bir küçük mola. Evet, yeniden birlikteyiz. Aslında bir şey söyleyecektin. Gafar Akıncı'ya İki şey söyleyecektim ama unuttum diyeceğim ama unutmadım. Şimdi o tweet'i verin abi. Ver Ömer. Ben sana bir sufle daha vermiş olayım. Yani bir önden birkaç cümle söyleyeyim. Şimdi diyor ki Aykut Erdoğdu, yüreğimiz sızlıyor, barışamadık, yaşatamadık. Tamam. Şimdi buraya not almışım. Şimdi ben bir şey söyledim. Hani sen o terörle mücadelede PKK'ya anamıyorlar. Terör diyemiyorlar. PKK terör örgütü şehit etti bu çocuğumuzu diyemiyorlar. Meselesi var diye. Ben de dedim ki o arada, ya biraz da serin kanlı olarak baktığımızda bu memleketin çocuklarının bir kısmını da devşirip götürüyorlar. Dağda bayırda telef ediyorlar dedim şimdi. Abi Diyarbakır anneleri diye bir gerçeğimiz var bakın. Diyarbakır annelerinin her birinin evladı döndüğü zaman biz burada bayram ediyoruz değil mi? Tabii. Ya şimdi bak, biz burada bayram ediyoruz. Hani yaşa diyor ya, yaşatamadık. Tamam ama o işin ruhu ne? İşte, Diyarbakır oraya... anneleri meselesinin ve çocukları geldiğinde bizim ben, bayram etmemize sebep olan ya ruh ne? Ben ne dediğimi daha bitirmedim ki. Şimdi bak, şimdi biz Diyarbakır anneleri evladına kavuştuğu zaman bayram ediyoruz. Yani yaşatıyoruz. Bak bir tanesi, bak, PKK terör örgütünün elinde olan bir çocuk, genç, neyse ne dersen de geliyor, teslim oluyor, annesine babasına kavuşuyor ve yaşıyor. Şimdi bu Aykut Erdoğdu, Diyarbakır anneleri ve Diyarbakır annelerinin evlatları için bu cümleyi kurabilir mi? Ben ona dikkat çekeceğim. Yani buradan bakmak lazım biraz daha. Birincisi bu. İkincisini söylemiyorum. Dur ben bunu sana bir şey, senin şu kafan karıştı orada biliyorum. Senin kafa karışıklığını giderelim şimdi. Yok, kafam sen, karışmadı. Hayır, sen dedin ya orada, bizim oradaki duyarlılığımız ne diye bana bir soru sormuştun ya. Onun cevabını ver, devam edelim. Şimdi oradaki hadise şu. PKK'ya terör örgütü diyen ve lanet okuyan evlatlarının kandırılıp kaçırıldığını söyleyen, bu kapıdan girdiler ve gittiler diyorlar. Evet. Söyleyen anneler, babalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünün yanında durarak, bayrağının yanında durarak, devletinin yanında durarak, PKK'ya isyan edip, baş kaldırıp, res çekip, yeter deyip, evlatlarını istiyorlar ve PKK'yı lanetliyorlar. Aminna. Dönen insan açısından bak bir de. Şimdi dönen insan açısından bakalım. Hiçbir fark yok. Bu çağrıya uyup PKK'dan silahını kaçıyor. Bırakıp PKK'dan kaçıyor. Kandırıldım diyor. Aldatıldım diyor. Kaçırıldım diyor. Ya da pişman oldum. Pişman oldum diyor. Benim bu terör örgütüyle işim olamaz deyip gelen adama biz sevinmeyeceğiz de kime sevineceğiz? Ya ben niye seviniyoruz demedim. Anladım. Seviniyoruz. Ruhunu anlatıyorum işte işin. Bu beyefendi CHP'li Aykut Erdoğdu
Mavi Tıklı Twitter hesabından Diyarbakır anneleri ve o annelerin kavuştuğu evlatlarla ilgili ne diyor? Bir şey demediği için o ve partisi ve genel başkanı ve İyi Parti ve Millet İttifakı'nın diğer bilmem nesi diyemediği için bu ifadeler direkt nereye gidiyor? Başka bir şeye gidiyor. PKK'yı kınayamazsan şurada bunun bir anlamı yok. Bak şimdi Diyarbakır annesi PKK'yı kınıyor, lanetliyor, beddua ediyor ve evladını istiyor. Evladımız katledilmiş. PKK'yı kınamadan bir mesaj yazmak nedir yahu? Yetmediği gibi barışamadık. Nasıl barışacağımızın cevabı HDP'nin metninde. Bu kınama metninde. Nasıl barışacağımız? Yani şimdi PKK'nın siyasi gider, uzantısı HDP'nin gider. Bu metninde. Evet. Nasıl barışacağımızı ben size biraz önceki konudan çok önemli bir noktada bir açıklama yapmak istiyorum. Bakın biraz önce 1993 yılındaki Kürt raporundan bahsettiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O raporu Doğu Ergil gibi akademisyenlerle daha sonra CHP'den milletvekili olan Kaboğlu adı aklıma gelmedi şimdi. Onlar hazırladılar ve o raporu ben yerden yere vurdum. Çünkü çözüm süreciyle aynı değildi. Bakın o raporda pek çok talep vardı. Doğru, o taleplerin çoğu da AK Parti döneminde karşılandı ama karşılanmayan bir talep vardı. O raporda statü noktasına götürecek ifadeler vardı. Yani Türkiye'yi bölünme noktasına götürecek ifadeler vardı ve o raporu biz yerden yere vurduk. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok ismi de o raporu çok desteklemedi, karşı çıktı. Evet. O raporu kimler desteklediler? O raporu batılı bir takım güçler desteklediler. Ama Türkiye direncini ortaya koydu. Türkiye'yi bölünme noktasına götürebilecek ifadelerin yer aldığı o rapor doğrultusunda adımlar atmadı. Evet, o rapordaki pek çok konuyu Türkiye gerçekleştirdi ama o statü konusunu gerçekleştirmedi. Çözüm süreci nedir? Çözüm süreci şu: Abdullah Öcalan kullanılarak Türkiye'deki bu silahlı örgütün silahları bırakarak yurt dışına gitmesiydi ve bir takım taleplerin, yani statü olmayan taleplerin karşılanmasıydı. Kimler karşı çıktı? O CHP'nin Kürt raporuna destek veren batılı güçler karşı çıktı ve onlar bu işi engellediler. Yani şunu dediler, içerideki bazı güçlerde aynı ifade bu tırnak içinde söylüyorum ve katılmadığım halde Biden'ı bu ifadeyi arkadaşlar söylemek zorundayım. Gerilla diyorlardı bunlar PKK'lılara. Özgür Kürdistan'ı kurdu, kurmak için dağlara çıktı. Biz özgür Kürdistan kurulmadan bu gerillaya nasıl silahlarını bırak deriz diyen HDP'li ve maalesef bazı sol çevreler ortaya çıktı. Yani farklı noktalardan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'yi bölmeye çalışan statü meselesini zaten Selahattin Demirtaş Özgür Gündem gazetesine verdiği demeçte defalarca söyledi demeçlerde. Kürt sorunu sadece bir insan hakları sorunu değildir, statü sorunudur dedi. Şimdi bu statü meselesini kabul edenler maalesef AK Parti'nin o çözüm sürecini alabildiğine kirlettiler. Hala da kirletmeye devam ediyorlar. Bakın HDP'nin eş başkanı Mithat Sancar böyle çok garip bir açıklama yaptı. Diyor ki bu silahlı fotoğrafı, Semra Güzel'in silahlı fotoğrafını ya çözüm sürecinde o çekilmiştir. Yani çözüm süreci adeta AK Parti tarafından bunları bu silahlı güçlere verilen bir tavizmiş gibi göstermeye çalıştı. Yani çözüm sürecinde ister oynaşırlar, ister oralarda gider haşna fişne yaparlar, ya ister silahlarla. Çözüm sürecinde silah bırakılsın dendi. Git çalıştı. Teröristin koynuna gir denmedi ki. Tabii ki. Aynen öyle. Yani o açıdan belki yanlış anlaşılır diye bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Farklıydı çünkü o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi, çok tartışıldı bu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sheraton'da yaptığı bir toplantıda o raporlara destek verdi. Hatta şunu dedi: eğer dedi biz bu konuda bir adım atmazsak, eğer biz bu meseleyi çözmezsek bu döner dolaşır Türkiye'nin beka sorunu haline gelir dedi. Ama Devlet Bahçeli bunları söylerken o statü meselesine hiç dikkat çekmedi. Yani o statü meselesini zaten kabul etmesi mümkün değil. O da orada doğal insan haklarından bahsetti. Yani her Türk'ün, her Kürt'ün veya Türkiye'de yaşayan bir Arapların, başka bir takım grupların hakkı olan haklardan bahsetti. Yoksa
Kürtlere özel bir statü tanınmasından bahsetmedi. Ben bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü yanlış anlaşılabilir, farklı anlaşılabilir. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdi. Aynı gibi gösterilse de. Eyvallah. Şimdi hikaye, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Buraya ilişkin bir şey söyleyecek misin? Var, evet, epeyce. Tamam. Söz verirsen, çünkü şu birkaç şey hikaye şurada başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son genel seçim öncesinde, hemen arefesinde Biden'ın Avrupalı gazetecilere yaptığı bir değerlendirme var. Bir basın değerlendirmesi var. Orada ifadeleri var. Bu HDP'nin şu metninde ne yazıyorsa, Selahattin Demirtaş'ın statü dediği neyse, Millet İttifakı bugün ne yapmaya çalışıyorsa, Akşener, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu sabah akşam niçin büyükelçilerle bir araya geliyorsa, işte Biden tüm bu sürecin yol haritasını o günkü konuşmasında vermiş. Onu da dinleteceğim size ama önce siz dinliyorum. Şeyi tekrar alalım mı? Aykut Erdoğan'ın tweetini. Önemli. Alalım Aykut Erdoğan'ın. Oradaki ifadeler önemli. Tekrar onu görelim. Şimdi bu barış, yani bir defa öncelikle bu kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tarık Tarcan hayatının baharında şehit oldu. Tabii çok önemli bir mevki şehitlik. Ama biz evlatlarımızın yaşamasını isteriz. Tabii. Öncelikle. Yaşamak öncelikle daha kutsaldır. Yaşamasını arzu ederiz. Vatan uğruna şehit oldu. Bir orman mühendisiydi. Özür dilerim, maden mühendisiydi. Gencecik bir kardeşimiz. Şunu söyleyeyim. Yaşamak daha kutsaldırdan kastımı yok, çok açık anlaşılıyor eminim. Bence. Başka bir tarafa çekilmeyecek niteliktedir. Tabii. Şehitlik bir çok yüksek bir mertebedir. Tabii ki. Vatan yani, için şehit olmak da en yüksek mertebedir. Bu ayrı bir şeydir. Ama evlatlarımız yaşasınlar, ama vatana hizmet etsinler. Tabii yani. Yaşasınlar ve vatana hizmet etsinler. Şimdi burada bütün terör örgütlerinin, dünyadaki bütün terör örgütlerinin başvurduğu en sinsi metot var. Yani Aykut Bey adeta bir terör örgütü sözcüsü gibi konuşuyor. Şöyle diyeyim. PKK'nın başındaki kişi, silahlı örgütün başındaki kişi konuşsa tam olarak bu cümleyi kurar. Tam olarak bu cümleyi kurar. Şimdi bakın. HDP'liler buna benzer cümle çok kurdu. HDP'liler bu kadarını kurmuyorlar. Yani Aykut Bey onları geride bıraktı şu anda. HDP'liler, siz birazdan getireceksiniz onu, biraz Amerikan stratejisi içinde dans ediyorlar şu anda. Aykut Bey ise açık açık eski paradigmaya dayalı kaba terör söylemini kullanıyor. Kaba terör söylemi nedir biliyor musunuz? Dünyanın hiçbir terör örgütü teröre maruz bıraktığı sivil insanlara yönelik olarak hepinizi öldüreceğiz, hepinizi mahvedeceğiz, sizi yok edeceğiz demez. Aksine şunu der. Eğer çocuklarınızın ölmesini istemiyorsanız bizimle barışın der. Evet. Dünyanın kurbanlar der, şunu der, bunu der. Tabii dünyanın bütün terör örgütleri bunu söyler. Bu şu demektir. Yani aslında biz savaşın içindeyiz ve normal koşullar altında sizin çocuklarınızı öldürmek istemiyoruz. Fakat barış yapmak isteyen bizim gibi barış güvercinlerini, işte o teröristleri, devlet muhatap almadığı için, onlarla pazarlık yapmadığı için, yani onlarla barışmadığı için biz sizin çocuklarınızı öldürmek zorunda kalıyoruz anlamda laflar söylerler. Şimdi barış dünyada bu anlamda en çok kirletilmiş olan, hatta adeta ırzına geçirmiş olan bir kavramdır. Ben Türkiye'de iki dönem Barış Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Barış ne demektir? Barışmak ne demektir? Savaş nedir? Bu kavramları çok iyi bilen biriyim. Barış ve savaş mutlak olarak kötü ya da iyi değildir. Dünyanın bütün barışları bir savaştan sonra yapılır ve dünyadaki pek çok savaş da bir barıştan sonra çıkar. Yani barış her durumda iyidir, savaş her durumda kötüdür, dünyanın en saçma mantığıdır. Bu saçma mantık Amerika'daki neoliberal demokrasi ihracat mekanizmasına aittir. Ve tüm dünyada emperyalizm tarafından tutundurulmuştur. Ve tüm terör örgütlerinin de elinde güzel bir silah olmuştur. Terör örgütleri bunu kullanırlar. Basından devşirdikleri adamlar, şimdi onların bazıları milletvekili oldu biliyorsunuz. O basından devşirdikleri adamlar şöyle manşetler atarlar. Mecbur bırakıldık. Yani önce gider. Cumhuriyet'in manşetini söyle. Bir savcıyı öldürür. Öldürür, şehit eder. Yani bir katil bir savcıyı şehit eder.
Bu Bolivya'da da olabilir, Brezilya'da da olabilir. Evet. Bizde olduğu gibi. Evet, Savcı Kiraz olduğu gibi. Savcı Kiraz rahmetli savcımızın başına geldiği gibi burada da olabilir. Önce masum, sadece görevini yapmakta olan bir kişiyi şehit eder. Hayatına son verir, katleder. Ondan sonra da sanki bu işi mecbur bırakılmış gibi, ben mecbur bırakıldım der. Daha önemlisi, basın yayın organlarında onlara bağlı olan etki ajanları, onlara bağlı, açık söylüyorum, onlara bağlı olan elemanlar o manşetleri atarlar. Mecbur bırakıldık derler. Şu anda Aykut Erdoğan'ın yaptığı da odur. Terör örgütüne yardım ve yataklıktır. Türkiye'de uyanık bir savcı varsa bu beyefendiyle ilgili soruşturma başlatmalıdır. Başaramadık, barışamadık, yaşatamadık. Kiminle barışacaksın? Tarık Tarcan'ı öldürenle, yani o katille nasıl barışacaksın abi? Bir anlat bakalım bana Aykut Bey, bir nasıl barışacaksın? Adamın elinde keleş var. Sen nasıl barışacaksın adamla? Bir anlat bakalım ya. Yani sanki şöyle bir senaryo var. Allah rahmet eylesin bu kardeşimiz, şehidimiz, görev yaptığı karakolda nöbet tutuyor, bekliyor. O sırada küs oldu. Daha önce husumetli oldu. O sırada birileri geliyor. Ya Tarık barışalım kardeşim diyor. Tarık da diyor ki barışmam ulan size. Sanki böyle oluyor olaylar. Ya bu terbiyesizlik, bu ahlaksızlık, bu vicdansızlık, bu insanlar. Bırakın Türk milletini, Türklüğü, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ü. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu tweet karşısında ne yapmıştır? Meclis ayağa kalkmalı. Meclis bunun karşısında ayağa Çok kalkmalı. Çok önemli bir yer söyledin. Es geçilsin istemiyorum. Böyle yani tam... Ne derler, damarına bastın. Şehit olmuş bir kardeşimiz var değil mi? Evet. Barışamadık diyor. Altını çizdim bunu. Evet, evet, evet. Yani seni şehit eden, öldüren o alçak teröristle barışamadık diyor ya. Ya kardeşim onu diyorum işte, bu tarla tapan ben davası. Ben altını çiziyorum. Tabii, tabii. Israrla. Yani bakın ısrarla. Söylediği şey bu. Teröristle barışmak istiyorum diyor. Ve tehdit ediyor. Bakın bu tehdit dili. Anneleri tabii. Babaları tehdit ediyor. Tabii tabii. Diyor ki siz devleti barışmaya zorlayın. Yani teröristle masaya oturmaya zorlayın devleti. Zorlamazsanız çocuklarınız ölmeye devam edecek diyor. Bu o tehdit dili. Terörün dili bu dil. Ya aynı bir, dil. Ya bir milletvekilleri Allah yani... Akıl alacak gibi değil tepkisiz kalmak ya. Akıl alacak gibi değil yahu. Güven Park'ta 37 tane masum vatandaşımızı katlettiklerinde PKK'nın yayın organları barış gelmezse daha çok can kaybı olur diye manşetler attı. Aynen öyle. Aynı. İşte bu dil aynı değil. Dolayısıyla Aykut Erdoğdu kime hizmet ettiğinin hesabını vermeli. Burada bir arazi davası yok, tarla tapan davası yok. Burada teröre karşı mücadele var ve ciddi olmak zorunda. Diğer konu, bu Diyarbakır analarının çocukları, evlatları pişman oluyorlar, geliyorlar, suça karışmış olan teslimi oluyor. Yani devletin şefkatli kollarına geliyor. Abartmadan söyleyeyim, şefkatli kol. Dünyanın en şefkatli devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geliyorlar. Neden ondan bahsetmiyor biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Ayşegül Biçer, ilk eyleme giden Diyarbakır analarından biri. Oğlu Mustafa Biçer, PKK tarafından kaçırılmıştı. Geldi. Anasının yanına döndü. Türkiye Gençlik Birliği'ne üye oldu. Şimdi PKK'ya karşı mücadele ediyor. PKK'ya karşı mücadele ediyor şu anda. Elinde Türk bayrağı, elinde bizim bayrağımız. Diyarbakır'da PKK'ya karşı mücadele ediyor. Aykut Erdoğan'ın zoruna giriyor, zoruna. Onları ağzına alamaz. Rüyasına giriyor çünkü. Şimdi daha kötüsü şu. Bunlar böyle devam ederlerse Atatürk'ün kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi ülkeye ihanette ipi göğüsleyecek, HDP'nin yerine geçecek. Atatürk'ün düşünce devrine kime oy veriyor? Kime ödül veriyor? Atatürk'ün düşünce devrine kime ödül veriyor? İşte bunlara ödül veriyor. Bu kafadakilere ödül veriyor. Ona vakit olursa bugün açarsanız onu açıp konuşalım yani. Kimlere ödül vermiş? Şimdi vaziyet bu. Dolayısıyla Aykut Erdoğan'la ilgili meclis ayağa kalkmalı dediğiniz gibi herkes ayağa kalkmalı. Bu beyefendiye bu söylemi, bu lafları yedirilmeli. Ya kardeşim sen bu ülkede bu ülkenin maaşını alıp Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde hem de Atatürk'ün partisinde hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin altında bulunacaksın ve bu sözleri edeceksin. Bunu yapamazsın. Aynı siz açarken söylediniz. Ortakları İYİ Parti'de göğen milliyetçi. Hadi gösterin be milliyetçiliğinizi.
Hadi bakalım hangi güne sizin düğüne mi saklıyorsunuz efendim? Düğünlerde mi milliyetçi olacaksınız? Ne yapacaksınız? Bu milliyetçilik nerede işe yarıyor? Ordu spor maçına mı gideceksiniz? Malatya spor maçına mı gideceksiniz? Milliyetçilik burada lazım işte. Şu anda lazım milliyetçilik. Çıkın iki çift laf edin ya. İki çift laf edin. Sizi de bir görelim. Sizin delikanlılığınızı bir görelim bakalım. Büyükelçiler kızar. Tabii işte. Büyükelçilere bağlı şey. Şimdi Yılmaz Özdil miydi? O Sözcü'de yazan İzmir çocuğu. Evet, Yılmaz Özdil. O diyor ya, siz hani Atatürk'ün partisi diye vurgu yaptığınız için onu söyleyeyim ben. Şu anda Atatürk gelse, Mustafa Kemal gelse partinin kapısından içeri giremez diye ifadesi var. Onu ağır eleştiriler var biliyorsun. Efendim? Onu önce ben şöyle söylemiştim. Gelse, genel kurultayda aday olsa genel başkan seçmez evet. demiştim. Şimdi bunu da hatırlattıktan sonra şunu söyleyeyim. Hani uzun zamandır HDP ile CHP aynileşiyor diyorduk ya, yani hep beraber anlatıyorduk ya. Söz birliği yapıyorlar, eylem birliği yapıyorlar, birbirlerine benzeşiyorlar diye söylüyorduk. Şu da kayıtlara geçmişti, bir daha geçsin isterim. CHP'nin içerisindeki bir kanat, bir güç genel merkezde Mustafa Kemal'den öc alıyoruz diyorsa zaten iş bu noktaya gidiyor. Bravo. Onu açalım. Bakın Mustafa Kemal'den öc alıyoruz demek ne demek biliyor musunuz? Bak Mustafa Kemal'den öc alıyoruz. Mustafa Kemal'in anlamı şu. Mustafa Kemal, kimse Mustafa Kemal'i sevmek zorunda değil. Tarihsel kişilik olarak koyduğunuzda ben çok seviyorum ama kimse sevmek zorunda değil. Öyle bir zorunluluk yok. Ama tarihsel yerine koyduğunuzda şunu görürsünüz. Serv anlaşmasıyla parçalanmış, bölünmüş, parça parça lime lime edilmiş ve mezara sokulmuş bir ülkeyi mezardan çıkartan lider. Yani siz ondan öc alıyorsanız bunun anlamı şu. Siz o servi yapanların aslında tarafında savaşıyorsunuz. Yani Mustafa Kemal'den intikam alma davası budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Sevgili Gaffar Bey, 15 Temmuz gecesi bu memlekette servi yeniden getirmek için TÜSİAD kuvvetlerinin elindeki F-16'yı çalan, üniformayı çalan FETÖ'cülerin evinde kahve içerek izleyen bir CHP genel başkanı da var. Onu da hatırlatıyoruz. Yani eğer 15 Temmuz başarılmış olsaydı tabii. Şu anda Sevr haritasına göre Türkiye parça pinçik ediliyordu. Vazifenin başında da Berke Beyefendi vardı. Yani. Peki. Evet. Peki. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun şöyle Ermeni soykırımı sözünü nereye koyacaksınız? Yani arkasında da zaten biz Atatürk'ün askerleriyiz meselesi yok. Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğundan hemen sonra Hürriyet Gazetesi'nde Selvi Kılıçdaroğlu ile yapılan bir sohbet yer aldı. Bence onu bulup okumak lazım. Gaffar Yakınca'nın söylediklerinin altını doldurur. Orada itiraflar var bu yönde. Yani geçmişle hesaplaşmaktan, Mustafa Kemal'den bahsetmiyor ama geçmişteki bir takım problemlerle hesaplaşmaktan bahsediyor Selvi Hanım. Bunları kim yaptı? Bunları kim yaptığına baktığımız zaman Mustafa Kemal yaptığına göre herhalde Mustafa Kemal'le hesaplaşmak için geldi. Açıkça itiraf var. Yani oraya okuduğunuz zaman görürsünüz bunları. Evet. Şimdi hal böyleyken bunlar yakışmıyor da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde bunlar yakışmıyor da az önce Yılmaz Özdil meselesini açtı. Ben o konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. Yılmaz Özdil Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'le yollarını ayırdığını, Kemal Kılıçdaroğlu marifetiyle Atatürkçülerin partiden def edildiğini falan söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun ajan olduğunu ima ettiği bir yazı yazdı. Bir yazı yazdı. Şimdi bunu Yılmaz Özdil Atatürk sevdasından, sevgisinden yapmıyor. Bir pozisyon alıyor. Nedir o aldığı pozisyon? 2023 seçimlerinde adayın Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu olmasını istiyor. Evet. Tamam. Yani işte 2500 liralık sattığı Atatürk kitapları, işte leblebiyi attı şöyle tutardı böyle yedi kitapları yazması nasıl ki onun Atatürkçü olmadığını
Atatürkçü olduğunu kanıtlamıyorsa diyeyim. Bu hadise de bir Atatürk refleksi, sevgisi üzerinden değil. Niye? Öyle olsaydı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin İstanbul Belediye Başkanı'nın zıt pıt büyükelçilerle bir araya gelmesine bir cümle sarf etmez miydi? Diyelim ki bir araya geldi. Anti-emperyalist bir yaklaşım ortaya koyamaz mıydı? Hayır, ağzını açmıyor. Peki. Hiç onları hiç tek biz bunları söylediğimiz zaman iki şeyi söyleyeyim. Kar yağdı, İstanbul felaketti. İstanbullular kar esaretini yaşadı, hepimiz yaşadık, büyük sıkıntılar çektik. Beyimiz bir balıkçıya gitti, yaklaşık 3 saat orada İngiliz büyükelçiyle 48 bin liralık balık yedi. Bu kendisine sorulduğunda da çok önemli bir görüşmeydi, resmi bir görüşmeydi dedi. Kayıtları var. Önemliydi, çok önemliydi. 16 milyon İstanbul kadar önemliydi dedi. Sonra üzerine gidildiğinde çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı, Ekrem İmamoğlu Ekrem'e nedir kardeşim, işte bir yemek yedik, basit bir yemekti, lezzet konuştuk falan filana döndü iş. Çok önemli görüşmeden, resmi görüşmeden buraya döndü. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Genel Devleti... Genel Başkanının da işi başından aşkın olduğu için haberi yok. Haberi yoktu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına göre böyle bir görüşmenin Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerekiyor. İzin alınması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'na izin alınması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kanununa göre. Ama kimsenin böyle izin mizin derdi yok. Hepsini geçtim. Şimdi biz bu görüşmenin doğru bir görüşme olmadığını, bunların problemli olduğunu söylüyoruz ya, kıyamet kopuyor ya, biz söylemeyelim, bir CHP'li söylesin, var mısınız? Söylemişim birisi. Bir CHP'li çıkmış söylemiş. Bizim şimdi, de çok eleştirdiğimiz bir CHP'li olmasın. Çok eleştirdiğimiz. Şunu söyleyeyim. Yahu ben Engin Altay mıyım ki ne yaparlarsa yapsınlar. Çok güzel. Dünyanın en iyi icraatını bile yapsalar ben bir AK Parti'yi övmem, bunları övmem, bunu bilmem ne yapmam falan. Hükümete övecek halimiz yok demişti. Evet. Bir dakika ya. Doğru yaptığı işi alkışlarım. Yanlış yaptığı işi eleştiririm. Bakın Tanju Özcan, birçok konuda eleştirdik burada, ayrı mesele. Ama şimdi bunu nasıl eleştireceğiz biz? Gafar yakınca sen dinle. Vallahi kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Amerika Birleşik Devletleri, ki bu Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır Türkiye üzerinde emperyal planlar kuran, 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi sığınmacı istilası suretiyle Türkiye'yi karıştırmaya çalışan Amerika, bu tehditlerinden, bu tavırlarından vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Sadece İmamoğlu için de söylemeyelim bunu. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana düşmanı olmuştur. Ayıdan dost, Amerika'dan dost olmaz arkadaşlar. Ben bu anlayıştayım. Bu anlayışımı da sonuna kadar devam ettireceğim. Ben görevde olduğum sürece, bugün bir görevdeyim, yarın başka bir görevde olurum. Yine benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam. Şimdi ben tüm samimiyetimle bir şey söyleyeceğim. Tüm samimiyetimle. Söz vereceğim size ama şu. Şimdi ben buradan ömrümde hiç yan yana gelmedim. Karşılıklı oturup bir bardak çay içmedim Tanju Özcan'la. Göz göze gelmedim. Aynı ortamı paylaşmadım. Ve belediye başkanı olduktan sonra ismini duydum, biliyorum. Öncesine ait hiçbir bilgim de yok. Ama şunu söyleyeyim. Tanju Özcan, bilmiyorum nasıl bir belediyecilik yapıyor. Başarısız bir belediye başkanı bile olsa, olabilir, başarısız olabilir. Şu. Bak, başarısız demiyorum ha, bilmiyorum. Bolu halkı sevmiş ve seçmiş. İradesine, Bolu halkının iradesine sonsuz saygımız var.
her ilin iradesinin olduğu gibi. Başarılıdır, değildir bilmiyorum. Ama başarısız bile olsa, hizmet edemese bile bu söylemi, kişinin beyanı asıldır, aksini görmediğim sürece, bu söyleminde üzerine benim kafam rahat olur. Rahat uyurum. Bolu'ya rahat giderim. Bak bu sadece içerisinde PKK'yı da barındıran, PKK söylemini de barındıran, emperyalizm söylemini de barındıran, birçok söylemi barındıran bir yaklaşım. Sadece olaya büyükelçi meselesi üzerinden bakmayın. Açıyor meseleyi. İşte PKK'ya yardım eden diyor, şu diyor, bu diyor. Şimdi ben şundan emin olurum. Bolu Belediyesi'nin uhdesindeki kişisel verilerimden emin olurum. Varsa. Bak, anlatabiliyor muyum? Evet. Bolu sınırları içerisinde belediyenin... Çok çabuk ikna oluyorsun Turgay. Şunu söyleyeyim Hasan Öztürk. Bir kez daha altını çizeyim. Beyanı esas alırım diyorsan... Beyanı tamam. Esas alırım. Ama beyan esastır. Beyan öyle, esastır. Öyle aksi bir davranış sergilemediği sürece... Aksi bir davranış sergiler... Çıkar deriz ki... Tanju Özcan... Bak bu oldu mu şimdi, sen böyle diyordun. Gidedik. Gidedik. Dediğimiz oldu. Evet. Ben bu konuda diyorum. Bu konuda aksi bir tavır ortaya koyarsa burada... Yerden yere vurmasını da bilirim. Lütfi Savaş ne dedi? CHP'nin dış bir diğer belediye başkanı. Dış güçler belirleyecek dedi. Millet İttifakı'nın adayını dış güçler belirleyecek dedi. Evet. Belirleyemez. Sonrasındaki cümlesi belirleyemez olmadı ama. Belirlememe olmadı. Değil mi? Evet, evet. Buna tepki göstermedi. Maalesef demedi. Demedi. Ama Tanju Özcan... Tanju Özcan dedi ki öyle olursa ben de Cumhurbaşkanı adayım dedi. Öyle bir de tavrı var. Şimdi ben 30 Ocak 2020 tarihinde bir yazı yazdım. Tanju Bey'e de, Tanju Özcan'a da Bolu'da hala bir Köroğlu yetişebiliyormuş diye iltifat etmiştim. Hı hı. Sebebi de şuydu. Darya Danel, o zamanki Amerikan konsolosu, yani bakın 2 yıl geçti üzerinden bu anlattığım hadisenin, 2 yıldan uzun zaman, 2 yıl aşağı. Ki bakın bir, çok özür diliyorum. Bu Tanju Özcan böyle münasebetsiz bir fıkra anlatmıştır, bilmem ne yapmıştır falan filan. Yani o oradan eleştirmişizdir, kızmışızdır. Ama şimdi bu çok üst bir başlık. Tamam? Yani şimdi şuraya neyse. Geleceğim. Bakın buyur. Bu Darya Danel. Buyur. Eski konsolosu, Amerikan konsolosu. Görevi icabı, tabii yerel yöneticilerle irtibat kuruyor. Yani konsolosun görevlerinden biri bu arada. Onu şey yapmayalım yani. Bir nezaketen bir ziyareti bulunur. Bunlar yeni belediye başkanları. İmamoğlu'ndan randevu istedi baybaşkandan. Baybaşkanın Darya Danel'i bir hanımefendi, yani Amerikan Johnny, hanım Johnny diyelim biz ona. Onu kapılarda kırılarak, kırıtarak karşılaması, böyle etekleri, el etek öpmesi, o halleri tam bir utanç görüntüsüydü İstanbullular açısından. Kapılarda karşıladı Ekrem Bey. Tanju Bey'den de randevu istedi 2020'nin Ocak ayında. Tanju Bey bir nezaket ziyareti randevusu talebi olmasına rağmen, ben Amerikalı diplomatlarla görüşmem, Amerikalılarla görüşmüyorum, çünkü Amerika Türkiye'nin karşısında düşmanca hareketler yapan bir devlet dedi. Yeni değil yani Tanju Bey'in bu hareketi. 2020'nin başında da yani kendisine şu anda konuşması şey gibi, hani görüşme talep edilse ben reddederim diyor ya. Görüşme talep edildi zaten. Ve o zaman reddetti. O zaman da biz kendisiyle ilgili çok övgü dolu bir yazı yazdık. Helal olsun dedik. Sonra Tanju Bey, bizim eleştirdiğimiz konular biliyorsunuz, bu göçmenlerle ilgili son derece nahoş, asla onaylamadığımız, kendisi izliyorsa, danışmanlar izliyorsa buradan söyleyelim. Yani bir tarafıyla takdir ediyoruz ama eleştirdiğimiz konular başka. Şimdi, göçmen şimdi, eleştirisi Hasan Öztürk'ten daha öteye geçebilen var mı? Bu başka bir şey. O kadar da değil. Yani bu durum başka. Bu biraz çizmeyi açtı. Yanlış işler yaptığını düşünüyoruz. Yani evet, benim eleştirilerim vardı. Abi. Yani onu tekrar konuşabilirim belki ama şimdi yani Tanju Bey aynı uygulama
Almanya'da Türklere yapılsa ne olur şimdi yani? Şimdi Tanju Bey'e bakarken bizim şunu görmemiz lazım. Yani partileri falan bir kenara bırakın. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları, her iki insan da, bizim İstanbul'daki başkan da öyledir. Tanju Bey de öyledir. Şimdi İstanbul'daki belediyecilik felaketinden sonra tespitimiz şuydu. Üç açıdan felaket yaşadık demiştik. Hatırlarsanız. Bir, belediyecilik açısından bir felaket yaşadık. Beceriksizlik, basiretsizlik, kötü yönetim vesaire sorumsuzluk sebebiyle belediyecilik felaketi. İki, siyasi ahlak açısından bir felaket yaşadık. Bir yalan, tekrar yalanla kapatılmaya çalışıldı. Yalan ifşa oldu, rezalet büyüdü. Yalanı ortaya çıkaranlara da, yani büyükelçiyle yemeği söylüyorum. Yalanı trol ortaya dendi, çıkanlara da trol dendi, hakaret edildi. Demek ki siyasi ahlak açısından da yalan haberler üretildi. Birincisi belediyecilik felaketi, ikincisi siyasi ahlak felaketi, üçüncüsü de vatanperverlik felaketiydi. 16 milyon İstanbulluyu bir İngiliz'e tercih etti Bay Başkan. Bu da onun vatana, millete, kendisine oy veren seçmene olan saygısını, duyarlılığını gösterdi. Duyarsızlığını gösterdi. Bir de tabii görüşmenin içeriğini de izah etmediği için 45 günde bir. Bu aynı zamanda vatanperverlik konusunda da ciddi istifhamlar, soru işaretleri seçim oluştu. Seçim satma halinde o seçimler tartışılıyordu. Mazbata verildi, vermedi. İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok. Bırakın beni çalışayım diyor. Ama 3,5 saat yemek yedi. Hmm. Şimdi burada bakın 3 felaket. Belediyecilik, siyasi ahlak, vatanseverlik. 3 açıdan felaket. Şimdi biz Tanju Bey'e bakınca ya biz en fazla burada en fazla görebileceğimiz belediyecilikle ilgili, siyasi tutumla ilgili bir şeydir, kötü durumdur. Yani biz Tanju Bey'in vatanperverliğini sorgulayabilecek durumda değiliz. Çünkü çok açık ifade ediyor. Biz ne dersek o da aynısını söylüyor. Farklı bir şey söylemiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla eleştirilerimizin dozu da o kırmızı noktaya çıkmıyor. Bunu şöyle tercüme edeyim ben. Ekrem İmamoğlu gibi bir kişi değil İstanbul'u yönetmek, değil İstanbul'u yönetmek. Örnek olarak söylüyorum. Beytüşşebap ilçesinin bir köyünün muhtarlığının bile emanet edilmeyeceği denli güvenilmez bir kişidir. Çünkü yabancı elçilerle, konsoloslarla görüşmektedir. Kapalı kapılar ardında kuytularda buluşmaktadır. Ne görüştüğünü anlatmamaktadır. Dolayısıyla itimat telkin etmemektedir. Peki 50 bin liralık fatura itirazımız olmayacak mı? Tabii, bir de o da ayrı bir konu. Şimdi yalnız Tanju Özcan olur. Oradayken faturaya girmesek de bu meseleyle ilgili bir iki laf etsek. Tabii buyur. Buyur buyur. Şimdi şöyle, Tanju Özcan sadece tek kişi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek çok isim var böyle. Amerika Birleşik Devletleri ile bu ilişkilere tepki gösteren. Bir tanesi rahmetli oldu. Yeni Amerika'nın büyük bir sermaye devi. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel bir telefon numarası almasını istiyorlar kendisinden. Ve diyor ki biz oradan her türlü yardımı yapmaya hazırız. Ve Şahin Mengü, Allah rahmet eylesin, aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ben diyor bu işlere girmem, Amerika ile iş tutmam. Bu işlere Faik Öztürk bakar diyor. Faik Ye'ye gidin, ondan sonra onunla yapın diyor. Onun gibi daha pek çok isim var. Şimdi bu büyükelçiler meselesine gelince, biraz önce Turgay Güler, Lütfü Savaş örneği verdin. Kimseye itiraz etmedi dedin. Nasıl itiraz edilsin? Şimdi 2010 yılındaki genel kurulu öncesinde, kurultay öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin WikiLeaks belgeleri var. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Washington'a bir mesaj gönderiyor. Diyor ki artık güçlenen AK Parti iktidarını, oldukça güçlenen AK Parti iktidarını ordu ve yargıyla dizginleyemiyoruz. Çok ilginç, bakın ordu ve yargıyla demek ki geçmişte dizginlemişler. Artık elden kaçan bir AK Parti iktidarı ve Erdoğan var. Ve karşısındaki siyasi figürler de bizim beklentilerimizi karşılayamıyor. Kim o siyasi figür? Deniz Baykal. Zaten Deniz Baykal'ın adı veriliyor. Ve Deniz Baykal'ın arkasındaki CHP'li seçmen desteğinin de düşük olduğuna dair bir takım kamuoyu araştırmaları ekleniyor. Ve deniyor ki prezentabil bir lidere ihtiyacı var. Bir genel başkana ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Deniz Baykal değişmeli. Daha sonra Onur Öğmen, o dönemde genel başkan yardımcısı, o tür tipler var diyorum ya, buna tepki gösteren Onur Öğmen bunları yazdı, çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine müdahale ettiğini, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Onur Öğmen gibi pek çok isim de buna tepki gösterdi. Ama şurada bir sıkıntı var. O dönemde tepki gösterenler daha sonra
Kılıçdaroğlu tarafından bir şekilde ikna edildiler. Ben isimlerini vermeyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yer aldılar. Daha sonra da onlar da işte zaman içinde ilk başında, programın başında belirttiğim gibi bazı değerler erozyonuna uğradılar, gittiler. Ama mesela Muharrem İnce ile Tanju Özcan ulusal kanat, ulusalcı kanattandır. Ve Muharrem İnce'yi de destekleyeceği söylenmişti. Bir dönemde yazılmıştı, çizilmişti. Muharrem İnce de niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında? Çünkü bazı ulusal değerlere sahip çıkıyor. Mesele budur. Yani Ekrem İmamoğlu'na gelince doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde şöyle bir bakıldığı zaman, geçmişine baktığı zaman sanki Ekrem İmamoğlu doğru yapıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde işte bu Wikileaks belgelerinde belirttiğim Amerika'nın dışişleri, Ankara'daki Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na Washington'daki gönderdiği kriptoya bakınca çok etkili oldukları ortada. O da işte o etkiyi kullanmaya çalışıyor. Ve şunu da ekleyerek belki bitirebiliriz. Bir takım dış güçler de maalesef arayış içindeler. Daha düne kadar Baykal'ı gönderip işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirerek bazı emellerinin gerçekleşeceğini düşünen dış güçler de artık göbekleri patladı. Uzun süreden beri hiçbir beklenti yerine getirilemiyor. Seçim üstüne seçim kaybeden bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu ile olmayacağını görüyorlar. Ekrem İmamoğlu da bu meseleyi çok iyi tespit ettiği için işte o da bu güçlerden destek almak için sürekli onlarla iç içe oluyor. Çünkü artık delegenin de çok fazla etkisi yok gibi görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Orada bir takım operasyonlarla, bir takım oyunlarla genel başkanlık değişiyor. Belki önümüzdeki günlerde bir oyun yapılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu da gidebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu noktaya geldi ve bu noktaya geldiğinin en büyük göstergesi de işte Tanju Bey'in yaptığı bu çıkıştır. Ben böyle görüyorum meseleyi. Ben bir şey, ben bir şey sorabilir miyim Emin Bey'e? Bir şey sormak istiyorum da müsaadenizle. Şimdi delegelerin dahil olmadığı bir başkanlık değiştirme formülü nasıl olabilir? Yani siz neyi kastettiniz orada? Şöyle olur. Bakın, o kadar başarısız bir genel başkan var ki bakıyoruz Doğu ve Güneydoğu'da pek çok ile kongre yaptırılmadı. 15 tane ile. Ve bunların tamamı genel başkana muhalif. Ankara Etimesgut'ta ki pek çok ilden büyüktür yapılan kurultayı muhalifler kazandı. İstanbul'da 4 ilçede ki bunlar da pek çok ilden büyüktür. Oradaki kurultayları da muhalifler kazandı. Yani çok ciddi bir tepki var Sayın Kılıçdaroğlu'na. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri içinde. Şimdi o tepkiyi çok güzel kullanıp gelebilir Ekrem İmamoğlu. Yani ben iddia ediyorum, bugün bir kurultay olsaydı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyoruz, belki yerden yere vuruyoruz. Ama kurultaya katılsaydı, çok büyük bir çalışma yapmadan ben iddia ediyorum ki Ekrem İmamoğlu herhalde Kılıçdaroğlu'nun önüne geçerdi. Çünkü bezli delege. Yani hiçbir demokratik hakkı yok. Tek bir adım atamıyor, işte konuşamıyor. Kongreler yapılamıyor. Bazı iller, ilçeler hissediliyor. Kimsenin ses çıkartma hakkı yok. Onu demek istiyorum. Yani eyvallah, delegenin dahil olmadığı, delegeyi dahil ederek böyle bir sonuç alabilirler. Çünkü şu anda delege müsait. Kim gelirse onun da sonuç alabilirler. Eyvallah. Ya da Baykal gibi bir efsane nasıl götürüldüyse onlar da bir yol bulabilirler. Yani delegeyi dahil ederler ama delege yönlendirilmiş olur. Onu demek istedim. Eyvallah. Hasan Öztürk. Evet. Ben bir kere de şuraya not aldım, o cümleyi okuyayım. İki kötüden birini seçmek zorunda değilim. İkisi de kötü. Onu söylemek istiyorum. Yani İstanbul'un belediye başkanı da kötü. Bolu'nun belediye başkanı da kötü. İkinci cümlem, anti-Amerikancı olmak iyi bir insan olmak için yeterli bir şey değil, sebep değil. Yani anti-Amerikancı olabilir. Dünyanın yarısı anti-Amerikancıdır ama o yarısının yarısı da başka hesaplar içerisinde. Dolayısıyla Hasan Öztürk, iyilik, kimse zaten öyle bir iddiada bulunmadı. Ya ben size bir şey söylemedim, ben dinledim. Ama anti-emperyalist, yani şöyle,
Bizim böyle bir iddiamız yok. Burada kimse daha onu söylemedi. Yani onu da hatırlatmak isterim. Yani üzerine alındıysan alınabilirsin Emin Pazarcı. Şöyle, yani bu üzerine alınabilirsin. Ben üzerime niye alınayım? Ha, tamam, benim tamam. Burada söylediklerim net ortada. Tamam. Her seferinde aynı tavır içine giriyorsunuz. Niye peki ben konuşurken? Ben niye alınayım? Ben bu CHP ile sizden fazla mücadele ediyorum. Bu zihniyetle mücadele ettim zamanında. Evet. Ve o mücadelede ben cezaevlerine de girdim. Tamam. Niye üzerime alınayım? Başka niye? Bir şey yanlış peki, anlaşılmasın diye ben daha ikinci bir meseleye cümle... izahat getiriyorum. Mesele ya ben budur. Ya ben şunu söylüyorum. Hayır, izahat getiriyorum. Bu... Ben öyle bakmıyorum diyor. Tam bakmıyor. Niye bakmadığını izah etmeye ihtiyacı hissediyor. Bakan da olmadı zaten şu anda. Niye? Bakan da olmadı. Kimse de öyle bakmadı. Emin misiniz Emin Bey? Turgay Bey baktı hayır, diye düşünüyorum. Ben baktım. Aynı şekilde Gaffar Bey Bolu Bey'e varmış diye yazı yazdım diye de söyledi. Dolayısıyla. Yazmıştır. Ama o tavrından dolayı yazmıştır. Sonraki tavırlarını o da eleştiriyor. Ben daha bir şey demedim ki. Yani bir tavrını destekleme, yani bu kadar hiddetlenmenize gerek yok. Keşke burada olsaydınız daha rahat konuşurduk da. Hayır, niye bu kadar hiddetlendiniz? Veya Tanju Özcan'ı niye bu kadar savunma ihtiyacı hissediyorsunuz? Anlamadım şöyle. Yani. Ben Tanju Özcan'ın neyini savunayım? Yani eleştirir. Sizden fazla eleştiren birisiyim. Yazdığım yazılar var. Yani savunan yok ki. Ya bu en bu tepkimin sebebi sizin bu tür tavırlarınız Hasan Bey. Sürekli bunu yapıyorsunuz. Tamam. Tepkimin sebebi bu. Hangi tür tavırlar? Ben araya gireyim. İşte bu. Yapmadığımız şeyleri yaptığı gibi gözüküyor. Peki ben burada herhangi birinize şöyle bir şey mi yaptınız dedim. Ben dedim ki İki kötüden birini seçmek zorunda mıyım? Bak bu benim kendim bağlayan bir şey. İki kötüden birini seçmek zorunda mıyım? İkinci cümle de şuydu. Anti-Amerikancı olma. Değil ki. Başka bir şey tartışırken bunu söylerseniz mefhumu muhalifinden hareket ederek bizlerin tam çok rahatsız oldunuz Emin Bey. Rahatsız olmaya devam ediyorum güzelleme. Ama rahatsız dinleyin. Oldum. Tamam dinleyin rahatsız o zaman. Rahatsız olacağım. Tamam, dinleyin. Ama anlatmak dinleyin. Zorundayım. Çünkü de, yanlış müsaade ederseniz ben de bir meramımı anlatayım. Emin Bey. Şöyle müsaadenizle, ikinizde ben kendi meramımı bir anlatayım. Tamam, anlatacaksınız. Sonra deyin ki Hasan Öztürk niye böyle dedin deyin. İkiniz de müsaade edin ben şunu söyleyeyim. Ben konuşayım. İşte fırsat mı fırsat. Şöyle ortalığı yatıştırmak adına Hasan Öztürk iki kötüden birini seçmek zorunda değil. Eyvallah. Emin Pazarcı da ben seçmedim dedi. Ona da eyvallah. Ya dolayısıyla seçen alsın üzerine kardeşim. Tamam. Ben seçtim. Üzerine alınabilirsin Turgay. Üzerime aldım. Ben cevabımı vereceğim. Ama senin vermiştin yani. Gaffar Bey de verebilir. Yok. Ben cevabımı vereceğim ama sizi dinlemek istiyorum. Önce ben 2 dakika konuşayım. Sulh edelim yani böyle. Bugün az konuştum ama 2 dakika konuşayım. Vaktimiz de bitiyor ama söyleyeyim. Şimdi tekrara gerek yok. 2 cümleyi söyledim. Anti-Amerikancı olmak da yeterli değil diye düşünüyorum. Üçüncüsü politik, çok politik buluyorum Tanju Bey'in açıklamalarını. Çünkü kendisi de potansiyel Cumhurbaşkanı adaylıkları içerisinde isminin geçmesinden çok haz duyan bir insan ve bunu önemsiyor. Üçüncü mesele eski ve yeni CHP. İki CHP'yi de eleştiren birisiyim. Tanju Bey Önder Sav ekolüdür. Onur Öğmen ekolüdür. Şahin Mengö ekolüdür. Onlarla da benim bir siyaseten onların yaptıklarına çok ağır eleştirilerim vardı. Katı Kemalizm, katı ulusalcılık ve bu memlekette laiklik üzerinde inşa ettikleri siyaseti yıllarca eleştirmiş bir insan olarak Tanju Bey'in de o ekolün bir elemanı olarak temsilcisi olarak eleştiriyorum. Zaten Suriyeliler ya da genel olarak Türkiye'deki düzensiz göçmenlerle ilgili Bolu'daki uygulamasını da doğrudan bu bir faşizm çağrıştırır diye de eleştirmiş biriyim ve hepiniz eleştirmişsiniz. Onu da hatırlatıyorum. Şimdi böyle bir durumda... Evet, söyledik zaten. Böyle bir durumda sadece şunu söyleyebilirim. Burada CHP'nin içerisindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında herkes kendi meşrebine göre pozisyon alıyor. Bu tartışmanın ana noktası da budur. Tanju Bey, İstanbul'un belediye başkanının adaylığının önüne geçmek için doğrudan bir açıklama yapıyor. Gönlünde yatan bir aslan vardır elbette. Kendisi de diyor eğer bir tane şey çıkmazsa, yani ulusalcı Kemalist bir aday çıkmazsa ben adayım dedi, ifade etti. Ben bunu dolayısıyla bu açıklamayı çok politik gördüm.
Yani tribüne söylenmiş politik bir tavır olarak söyledim. Ha, şunu da söylüyoruz. Geçmişinde CHP milletvekilliği yaptığı dönemde de hep tanıyan arkadaşlarımdan dinlediğim, İlker onlardan bir tanesi de anlatmıştı. Çizgisi Kemalist, ulusalcı bir çizgi. Ha, o çizginin gereğini yapıyor. Bu mesele CHP'nin içine dönük bir mesajdır. Ben buradan bakıyorum. Yani siz İstanbul'un belediye başkanını aday göstermeyin kardeşim diyor. Bunun yoksa hani kuru koruya anti-Amerikancı olmanın bu memlekete ne kadar faydası olup olmadığını Tansu Bey'in uygulamalarıyla göreceğiz. İyi insan olmanın yolu da Amerikan karşıtlığı olmakla yetinilmiyor. İki kötüden birini seçmek zorunda da değilim kardeşim. Peki. Dinledim. Ben şimdi çok biz bir tek soru bir bakın. Bir tek evi pazarcı dur. Evi pazarcı. Bizim tartıştığımız Turgay Güler, bizim tartıştığımız konu bu değil ki. Bolu Belediye Başkanı'nın bir konuda söylediği bir doğru. Bir insan çok kötü olabilir, çok yanlış olabilir. Doğru söyleyemez mi? Yani konu saptı gitti başka yerlere. Tamam. Biz farklı bir şey konuşuyorduk. Emin Pazarcı. Ama yani Emin Pazarcı. Şöyle adamın Emin kötü olması bu sözlerini değersizleştirir mi? Tamam. Diye soruyorum şimdi, ben. Yani Emin Pazarcı bu. Şöyle şimdi burada mesela bozuk saatte günde iki kere doğruyu gösteriyor biliyorsunuz değil mi? Dur. İkiniz de durun. Burada konu bağlamının dışında fikir de beyan edebiliyoruz. Dolayısıyla olabilir. Hasan Öztürk'ün sözlerine itirazınıza eyvallah. Bağlam dışı ama konuşmamdan dolayı bağlam dışı yani. Hepimiz konuşabiliriz. Burada da sıkıntı yok. Sizin tavrınız eyvallah. Durduğunuz noktayı da söylediniz. Gafar Yakıncı ile biz de durduğumuz noktayı söyledik. Hasan Öztürk tabii. Hasan Öztürk durduğu noktayı söyledi. Biz dinledik. Bize itirazı vardı. Şimdi benim itirazım var. Benim itirazım da şu. Tanju Özcan'ın da bu ülkede, burası demokratik bir ülke, aday olma hakkı vardır. Tanju Özcan da aday olmak için pozisyon alıyor olabilir. Meşrudur bu. Bu meşrudur. Tanju Özcan... Şimdi ben itiraz ediyorum. Gayri meşrudur mu dedik diye itiraz ediyorum. Tamam, ben, bana etmeyin onu çünkü ben sizi kesintisiz dinledim. Evet, pejoratif. Pejoratif bir yaklaşım. Şimdi Tanju Özcan'ın söylediklerine ilişkin ben niyet tahlili yapamam. Aksini görmediğim sürece, konuşmamın başında da söyledim, beyan esastır derim. Ama ben bunların hepsinin ötesinde bir başka pencereden bakıyorum. O baktığım pencerede şu. Tanju Özcan çıktı, gücü kadar, cesareti kadar, az buz bir şey değil o, bir serzenişte bulundu. Mesajı hem İmamoğlu'naydı, hem Kılıçdaroğlu'naydı, hem CHP Genel Merkezi'neydi, hem bunlara sessiz kalan İyi Parti'ydi, Millet İttifakı'nın diğer ortaklarınaydı vesaire. Hepsine Karadenizli tabiriyle tomardan daldı. Bu benim için çok değerlidir. Konu memleket meselesi. Bir tahlil bir fotoğraf çekti. Dedi ki olmaz kardeşim dedi. Olmaz. Amerikan Büyükelçisi, İngiliz Büyükelçisi bilmem işte şu bu olmaz dedi. CHP içerisinden birisinin çıkıp olmaz demesini kendi adıma kıymetli buluyorum. Tanju Özcan'ı ömrümde görmedim. Görmemeyi bırakın. Telefonla bile konuşmadım. Aynı ortamda bile buluşmadım. Başkanı zorla aratacağız yalnız. Arayabilir. Aynı ortamda bile bulunmadım. Bak bulunmadım. Bolu'ya ne hizmet yapmış? Vallahi bilmiyorum. Yapmış mı yapmamış mı onu da bilmiyorum. Münasebetsiz bir fıkra anlattı. Yani çok ayıp dedim. Ayıpladım. Öbür türlü göçmenler üzerinden çok kötü uygulamalardı. Yerden yere vurduk. Bak bunları yaptık. Ama bu söylediği CHP'nin geldiği bu süreçte, bu noktada hakikaten kıymetli. Ne açıdan kıymetli? CHP tabanına bir şey söylüyor. Ben söylediğim zaman olmuyor. Yani ben çıkıp, ya bu büyükelçiyle bu ne sabah akşam tapınır gibi bir araya geliyorsunuz dediğim zaman kıymet harbiyesi olmuyor. Çünkü
hemen çıkıp diyor ki aşağı Ekrem, yukarı Ekrem, aşağı itibarsızlaştırıyor. Yandaş tırnak içerisinde söylemiş oluyor. Ama bu partinin Bolu Büyükşehir değil mi? Hayır. Değil mi? Değil. Bolu Belediye Başkanı. Değil mi? Belediye mi? Tamam. Evet. Bolu Belediye Başkanı Türkiye'nin de işte yaptığı tuhaf icraatları nedeniyle tanıdığı belediye başkanı çıkıyor ve ilkesel bir tavır ortaya koyuyor. Değerli bulurum. Bu ben yani ben sen şu, niye değerli buluyorsun? Bir şey demedim. Şu açıdan da kıymetli bence. Biz şu noktayı atlamayalım. Yani CHP, AK Parti, MHP vesaire konuşunca şöyle bir detayı kaçırıyoruz. Şimdi İmamoğlu'nun bu elçilerle, konsoloslarla normalin üzerinde şüphe uyandıran şaibeli görüşmeleri siyaset alanının genelini zehirleyici bir etki oluşturuyor. Bak orayı da görelim. Yani ne demek? Bu şu demek. Belediye başkanları, belediye başkanları kurbağa gibi. Meral Akşener görüşüyor, tabii, Kılıçdaroğlu görüşüyor. Belediye başkanları halk oyuyla seçilen şehir yöneticileridir. Yani bir şehri yönetirler. Hakkari'nin de bir belediye başkanı vardır. Ağrı'nın bir belediye başkanı var. Kayseri'nin var, Malatya'nın var, Bolu'nun var, İzmir'in var, İstanbul'un var. Ve belediye başkanlarının yetki alanları içinde yabancı diplomatlarla memleket meseleleri konuşmak yoktur. Şimdi şöyle düşünün. Bu işin bir teamül haline geldiğini Allah korusun düşünün. Bunu yabancılar kullanır. Emperyalistler şunu yaparlar. Yarın Adana'daki konsolos... Çok özür diliyorum. Buyurun, buyurun. 1173 sayılı milletler arası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu Dışişleri hakkında... Dışişleri Bakanlığı tekelindedir o kanuna göre. Kanunun birinci maddesinin 6. fıkrası. Evet. Kanun maddesi. 1962 tarihli kanun. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahalli idarelerin, hı-hı, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan bankaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların, yabancı devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları vesair misyonları ile ve milletler arası kurullar temsilcileri ve misyonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ateşelik, büro ve sair mercilerle temasları milletler arası hukuk kurallarına ve usullerine uygun olarak yapılır. Bu temaslardan Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilir. Tamam. Yani kanunlarımıza göre... Hal böyleyken ilk gün çok önemliydi. Resmiydi. Tabii tabii. İstanbul'daki kar kadar önemliydi tabii, açıklamasından tabii. Sonra kim hatırlattıysa Bay Başkan'a... Sonra basit bir yemekti, bunu abartmanın ne adamı tabii. Vara döndü bu şimdi iş. Bu şaibelidir. Tabii tabii, bakın yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerini yürütme tekeli Cumhurbaşkanı istisna olmak üzere. Sadece bir kişi istisnadır, Cumhurbaşkanı. O aynı kanunda istisna birinci maddede yazar. İstisna Cumhurbaşkanı'dır. Onun dışında tekel Dışişleri Bakanlığı'na aittir. Dışişleri yani, Bakanlığı hiçbir bu büyükelçileri çağırıp İzahat alabilir. Alması gerekir. Almalıdır. Hatta alması gerekir. Şimdi böyle olunca hatırlayın, biraz hafızanızı zorlayın. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazar Aydın Engin, İzmir'in bağımsız bir devlet, bağımsız federatif bir yapı, özür dilerim, bağımsız demeyelim de federatif bir yapı olması gerektiğine dair bir yazı yazdı. Ya, Taraf Gazetesi zamanlarında. Avrupa Birliği'ne kendi başına girsin İzmir. Tabii. Taraf Gazetesi'nin. O da CHP'li millet. Taraf Gazetesi'nin esip gürlediği zamanlarda Trakya'nın, Türkiye'nin Trakya topraklarının bir federasyon olup, bir federatif bölge olup Avrupa Birliği'ne katılması, İzmir'in katılması gibi. Yani CHP'liler batıdan bölelim Türkiye'yi diye konuştular. Şimdi siz belediye başkanlarının önüne böyle bir teamül açarsanız, belediye başkanlarının arasına da bazı böyle şüpheli tipler karışırsa olur mu? Olur, demokratik sistem bu. Emperyalistler bunu kullanırlar, istismar ederler. Ben onun için Bolu Belediye Başkanı'nın tavrını Cumhuriyet Halk Partili olmasının ötesinde bir belediye başkanının tavrı olarak kıymetli görüyorum. Yani bir belediye başkanı diğer meslektaşlarına şunu hatırlatıyor. Ya böyle biz Batı'nın kabadayılarıyla falan oturup gizli kapaklı işler konuşacak makamlarda, mevkilerde olan insanlar değiliz. Bizim işimiz belediye başkanlığı yapmak diyor. Onun için de kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Eyvallah.
Dolayısıyla eğer evet, bunlara bu tür tepkiler gelmese, Tunç Soyer'in yaptığı gibi bir başka bayrak filan da İzmir'de ortaya çıkabilir. Yani bayraktan bile bahsedenler var. Tabii. Aynen, yer isimleri değiştirildi, yani isimler değiştirildi, bayraktan bahsedildi. Haklısınız, tabii, haklısınız. Eyvallah. Dolayısıyla hem programın sonuna geldik, hem itirazlarda herkes açıklığa kavuşturdu. Var mı itiraz olan? barış içinde kapatıyoruz. Ama tabii Hasan Bey televizyonun genel... Savaş yok ki, fikirlerin çatışması var. Tabii. Evet. Keşke muhalif fikirlerin kanallarda da böyle olsa. Hakikat ışığı çıkar diye bir söz var, ünlü söz var. Eyvallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.